Merhabalar sevgili seyirciler. Bir Mürekkep Damlaları programından daha sizleri sevgiyle selamlıyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bu hafta çok özel bir konuğumuz var. Hakikaten ben biraz daha böyle meyus oldum. Yani biraz daha hüzünlendim. Belki de bugünkü konunun hüznüyle, bilemiyorum. Biz Türkler Mevlid'le mi iman tazeleriz, bunu bilmiyorum. Bazı yazarlar bunu sosyal medyada böyle yazıyorlar. Biz Türkler Mevlid'le iman tazeleriz gibi bir ifade kullanıyorlar. Yarın yetişebilirsek, erebilirsek eğer Mevlid-i Şerif Allah'ın izniyle. Bugün Dursun Ali Tökel hocamızı misafir ettik stüdyomuza. Hocamız hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Elhamdülillah, sizler iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, çok şükür iyiyiz. Cümlemiz iyilik olsun, sağ olun. Allah razı olsun. Ali hocam hoş geldiniz. Tabii yeni bir konuk bulunca hemen bizi ihmal ediyorsunuz. Istılah yani. Hatası oldu hocam, ya kusura bakmayın hakikaten. Ya ben espri yapmak için bunu söyledim. Evet. Teşekkür ediyorum. İyiyiz, ne yapalım? Eğitim, öğretimimize, araştırmalarımıza devam. Tabii bu akşam sizin de belirttiğiniz gibi çok önemli bir konu. Toplumsal ve kültürel açıdan çok önemli bir konu. Mevlid konusu üzerinde duracağız. Mevlid bizim hayatımıza, dini hayatımıza sonradan katılmış bir uygulama olmakla beraber hakikaten bu topraklarda, en azından bu topraklarda, gerçi Balkanlardan Orta Asya'ya kadar, Kuzey Afrika'ya kadar her yerde değişik mevlidler okunuyor. Hazreti Peygamber'in etrafında yazılmış metinler okunuyor. Ama bizim hayatımız için düşündüğümüzde yazıldığı andan itibaren işte bu törenlerin ihdas edilmesiyle beraber bizim hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuş, olmaya da devam eden, inşallah olmaya da devam edecek olan önemli geleneklerimizden bir tanesi. Bu akşam tabii konunun uzmanı, tabii Mevlid Divan Edebiyatı. Hocam konuya direkt ben girdiniz. Yani siz direkt ben sözü aldım dediniz, evet. Ama isterseniz ben zaten bir şiirimiz var. Evet, konunun uzmanı hocamızla bu Divan Edebiyatı'nda Mevlid geleneği, Süleyman Çelebi'nin Mevlidinin diğer mevlidler arasındaki yeri ve önemini konusunda geniş bir şekilde duyuracağız. Ayrıca tarih boyunca mevlid değişik şekillerde de icra edilmiş. Mesela bazı yabancılar için de mevlid okunduğunu biliyoruz. Bunlar üzerinde geniş çaplı izleyicilerimize hem bilgi hem de onların hoşlarına gidecek bir program sunacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim hocam bu güzel giriş için. Ben de birkaç cümle eklemek istiyorum müsaadenizle. Hazreti Peygamber'in hayatıyla ilgili siyer-i nebiler yazıldı. Bununla birlikte naat-ı şerifler yazıldı. Bir taraftan bugün de işleyeceğimiz işte, bugün de üzerinde duracağımız gibi mevlid-i şerifler yazıldı. Bizim toplumumuzda yoğun bir peygamber sevgisi var. Hazreti Muhammed etrafında kendisini inşa eden, örnek aldığı, önder olarak gördüğü peygamberine dair bir şekilde İslami çerçevede sanatını da icra etti. Bunu sesiyle, yazısıyla, görseliyle bir şekilde kullandılar. Bu Osmanlı döneminde bir şekilde kendisini ortaya koydu. Süleyman Çelebi'nin bu yıl bildiğim kadarıyla UNESCO tarafından 600. ölüm yılının olması hasebiyle Süleyman Çelebi, evet, yılı ilan edildi Cumhurbaşkanlığı muhtesinde. Bu çok özel bir program. Süleyman Çelebi'nin biz Türklere özellikle ya da Türkçe mevlid okuyanlara bir armağanı. 600 küsür yıldır neredeyse kulaklarımızın pasını açmıyor, sadece kalbimize de bir şekilde tokat atıyor. Bu yüzden çok kıymetli. Ancak bu tabii ki zaman içerisinde farklı şiirlere de örnek oldu. Farklı yazım biçimlerine de örnek oldu. Ben müsaade ederseniz eğer Osman Sarı'nın Taş Gazeli'ni okumak istiyorum. Taş Gazeli ile giriş yapalım, evet, istiyorum. Arkadaşlarımız da yardımcı olurlarsa Taş Gazeli ile giriş yapacağız inşallah. De bu Taş Gazeli'ni bağışladı. Hocam ben burada duracağım. Vesiletün Necat'a geçeceğiz. Yani kurtuluşa vesile olan, evet, diğer adıyla Mevlid-i Şerif, bir adıyla da Vesiletün Necat. Kurtuluşa vesile olan bu güzelim esere, Süleyman Çelebi'den başlayıp bize bugüne kadar gelen mevlidlere. Buyurun hocam, söz sizde. Tabii o konuyu elbette geniş bir şekilde ele alacağız ama isterseniz bu İslam tarihinde
Hazreti Peygamber'in doğum gününün kutlanmaları, kutlamaları üzerinde durmak da gerekiyor kısaca. Yani ne zaman başlamış, nerede yaygınlık kazanmış ve bizde ne zaman başlamış? Kısaca üzerinde duracak olursak 10. yüzyılda bu Fatimiler döneminde Mısır'da ihdas edilen bir uygulama. Hazreti Peygamber'in doğum gününün kutlanması. Tabii bu doğum günü kutlanması bugünkü Mevlid benzeri bir kutlama değil. Daha geniş, katılımlı, adeta halka ziyafetler verme ve çeşitli şenlikler düzenleme şeklinde gelişiyor Fatimiler ve Memlüklüler döneminde. Yani adeta devletin halkı bir eğlendirme yahut ne bileyim onda eğer birikmiş bir bir baskı yahut ne bileyim bir stres varsa onu ortadan kaldırma amaçlı ihdas edilen şenliklerden birisidir Hazreti Peygamber. Bir taraftan Hazreti Peygamber'i yad ederken bir taraftan da halka adeta soluklandırmak gibi oluyor. Evet, evet. Mesela günümüzde diyelim ki birçok yerde sünnet törenlerinde bile mevlüt okunabiliyor. Evet. Ama o tabii ki kendisine has. Yani sadece bu mevlid, bugün mevlid günüdür, yani peygamberimizin doğum günüdür diye. Bugünkü gibi eskilerin eğlence imkanları çok fazla geniş değil. Hele hele bireysel anlamda ama devletin organize ettiği tarzda böyle organizasyonlarla halk topluca eğlenme imkanına sahip. Dolayısıyla bu Fatimiler ve Memlüklüler döneminde işte Hazreti Peygamber'in doğumu yad edilirken aynı zamanda bu şenliklerle, evet onun doğumu bir bakıma şenliktir ya da önemli bir olaydır. Kutlanması gerekir ama bu şenliklerin düzenlenir olması, bazı dönemlerde kontrolden çıkması eleştirilere de sebep olacaktır. Hatta 19. yüzyılda Mısır'da bulunan bazı aydınlar bu yönüyle yani istenmeyen olaylar cereyan etmesi yönüyle de bu mevlid kutlamalarına acaba festivalleşme falan evet, gibi bir durum mu söz konusu? Tam bir festivalleşme durumu söz konusu. Belli bir dönem, belli bir hafta insanlara ziyafet veriliyor. İnsanlar da burada eğleniyorlar. İşin ruhaniyetinden uzaklaşıyorlar. Uzaklaşıyorlar. Zaten yapılan eleştirilerden en önemli kısmı da bu İşin ruhaniyetinden uzaklaşmasıyla alakalı, yasaklanması isteniyor. Ama bizde durum böyle değil tabii. Yani bizde de elbette Hazreti Peygamber'in, işte Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid'de de bir sevinç vardır. Özellikle doğum anının anlatıldığı, değil mi hocam? Doğum anının anlatıldığı bölümlerde büyük bir ferahlık, bir sevinç durumu söz konusudur. Hatta merhaba kısmı Mevlid'in bu sevinci izah eder. Ama böyle kontrolden çıkmış bir sevinç değildir. Bu elbette yerli yerine oturulmuş yerinde bir sevinç söz konusudur. Hocam işte dolayısıyla bizim hayatımızda Hazreti Peygamber'in doğumu etrafında yazılmış en önemli bir metin olarak Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini görüyoruz. Bu Mevlid'in, yani bu eserin hangi şartlarda yazıldığı, nasıl bir ortamda ortaya çıktığı hakkında, bölümleri hakkında, dili hakkında anahtarlarıyla bilgi verebilir misiniz bize? Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Giriş için, taş gazeli için de. Şimdi Mevlid geleneği yani bir millet eğer bir meselede müştereken buluşabiliyorsa milletin kendisini orada bulduğu içindir yani. Mesela işte bayramlar, bazı ülkeler böyle bayram ihdas ediyorlar kendi kendilerine. Milleti bir araya getirmek için ki getirelim de millet kaynasın bir araya gelsin diye. Ama bu olmuyor. Yani çok köklü asıllara dayanan gelenekler, töreler gerekir ki insanlar bir araya gelsinler. Şimdi Mevlid gibi kitaplar aslında bunlar bir zemin metindiler, temel metindiler. Şimdi şöyle bir şey de var, yani milletlerin
tanımı, devletlerin tanımı sadece sınırlarla, bayraklarla, ülkelerle değil de bir de şöyle tanımlanabiliyor. Yani millet okuduğu ortak kitapları olan toplumlardır. Millet işte sevinçleri, hüzünleri ortak olan insanlar topluluğudur. İşte belli zamanları ortak olan bayramları falan kastediyoruz. Şimdi Mevlid milletin okumuş olduğu eski metinlere baktığınız zaman görüyoruz. Yani köydeki Mehmet Emmi'den, Ayşe teyzeden işte İstanbul'daki sadrazama kadar, padişaha kadar bütün milletin müştereken okumakta, dinlemekte, duygulanmakta, coşmakta müşterek olduğu bir kitaptı. Böyle bir kitap yok yani. Ve çok az. Yok, evet, yani böyle bir kitap yok. Padişah da okuyor, aynı duygusal coşkuyu yaşıyor, aynı hüznü yaşıyor, aynı sevinci yaşıyor. Köydeki adam da okuyup yaşıyor. Alimler de, arifler de, efendim işte tekke de, medrese de bu metni okuyor, bir araya geliyorlar. Ben şimdi şunu biliyorum, tabii siz de hocam daha iyi bilirsiniz ama yani Tanzimat'tan sonra bizim üzerinde ortaklaşa okuduğumuz kitapları kaybettik. Yani. Evet, modern edebiyatın da aslında doğal bir sonucu bu. Evet, yani biz artık milletin ortaklaşa okuduğu kitap kalmadı. Şimdi ben şunu söyleyebilirim. Osmanlılar döneminde şimdi bariz bir şekilde tarihi süreçte görüyoruz. Az evvelsin buyurduğunuz gibi Balkanlarda, Kafkaslarda, Afrika'da efendim işte Arap Yarımadası'nda bütün o imparatorluğun üzerinde ittifak ettiği her yerde okuduğu 5 kitap vardı. 5 temel kitap vardı. Sayalım. Evet, yani bunların birincisi Muhammediye idi. Yazıcızade Muhammed'in yazmış olduğu, o da bir siyerdir. Şimdi hocam güzel söyledi. Dedi ki yani şimdi Türklerin peygamber sevgisi diğer Müslüman milletlere benzemiyor. Daha aşkın, daha müteal, daha coşkulu, çok daha içten. O Medine müdafası esnasında vardır ya, o okuduğu bir şey var orada. Fahrettin Paşa. Biz Oğuzları işte malum böyle işte terk ettik, senin kafana geldik falan diyor ya. Yani müthiş bir duygusallık var. Şimdi onlardan bahsederiz. Şimdi bu 5 kitabın, yani Osmanlı tarihi boyunca bütün imparatorluk coğrafyasında hemen her yerde ki Evliya Çelebi malumunuz, Muhammediye, Tokat'ta, işte Balkanlar'da, Bursa'da gittiği her yerde Muhammediye'yi ezbere okuyanları anlatıyor törenlerle. Ya yani Muhammediye dediğimiz metin hocam aşağı yukarı 10 bin beyit yani. 9 bin küsür beyit. Bunu ezbere okuyan Muhammediye hafızları var. Şimdi malumunuz bu 5 kitabın hocam 4'ü de peygamberimize ilgilidir. Muhammediye malumunuz siyerdir, manzum olarak yazmıştır. Peygamberimize anlatır. Envar-ı Aşıkîn ikinci kitap. O da Muhammediye'nin Türkçe'ye çevirisi. Yani çünkü Muhammediye önce Arapça yazıyor. Daha sonra Türkçe'ye çeviriyor Muhammed Yazıcızade. Daha sonra kardeşi Ahmet de bunu nesile çeviriyor. Envar-ı Aşıkîn oluyor. O da peygamberimizi anlatıyor temelde. Üçüncüsü işte malumunuz Mevlid-i Şerif, peygamberimizle ilgili. Dördüncüsü Müzekkin Nüfus vardı ki o Eşrefoğlu Rumi'nin yazmış olduğu yani nefislerin arınması anlamına. Tesfiyesi. Hocam evet yani bugünkü anlamda söyleyelim kişisel gelişim kitapları bunlar. Yani kişi nasıl arınabilir? Nefis kendi demek. Ben kendimi nasıl arındırabilirim? Kendimi nasıl kontrol edebilirim? Müzekkin Nüfus bunu anlatıyordu. Bunlar yüzyıllar boyunca okundular, hâlâ okunuyorlar. Bir de en önemlisi Delâli Hayrat dediğimiz, özellikle Kara Davut'un çevresinden okunmuş Delâli Hayrat ki hocam şu anda pek çok özel televizyonda Delâli Hayrat programları yapılıyor. Burası Delâli Hayrat özünde Peygamberimize okunan selavat-ı şerifeleri toplayan bir kitaptır. Yani Peygamberimiz için kaç selavat getiriyor? Mesela biz diyoruz ki Allahümme salli alâ Muhammed. Bunu biliyoruz. Ama bunun gibi yüzlerce salavat var. Bunları toplamış, bir araya getirilmiş, bir kitap yapılmış, hikayesi uzun. Hemen İstanbul'a geliyor, çevriliyor Türkçe'ye. Çevrilir çevrilmez İstanbul'da hemen bunların hafızları türüyor. Malum Delâli Hayrat'ın bir okuma biçimleri var. Yani rastgele okuyamıyorsunuz. Pazartesi şu bölüm, salı bu bölüm, çarşamba, perşembe, her gün bir bölüm var.
şu anda ben bir yazı vesilesiyle araştırmıştım. Pek çok özel televizyonlarda, özel oturumlarda Muhammediye şey Envar-ı Aşık'ın şey Delare Halil okumaları yapılıyor. Dolayısıyla bütün imparatorluk coğrafyasında en basit köydeki, en karmaşık şehirdeki insana kadar insanlarımız 5 temel kitabı okuyorlar ki daha sonra bunların içerisinde işte Mızraklı İlmihal katılmıştı. Onu soracaktım. İşte, Mızraklı İlmihal de dahil etsek. Evet, daha sonra onlara katılmıştı. Evet. Efendim Ahmediye de katılmıştı daha sonraki yüzyıllarda ama yani temelde mesela ben şimdi kendimden biliyorum. Benim babam biz şimdi böyle her sene bir köyde gezerdi. Benim babam Fahri imamlık yapardı. Ama biz nereye gitsek bir kitaplığımız mutlaka vardı köylerde. Babamın kitaplığını, ben bu kitapların hepsini biliyorum. Osmanlıca durur. Bunları okurdu yani. Mesela Altı Parmak Mehmet Efendi'nin tarihi. Bunu sık sık okurdu. Taberi tarihini mesela okurdu. Hatırlıyorum. Şimdi Mevlid bunlarla kıyaslanmayacak kadar millete, bütün topluma mal olmuş Osmanlı'ya. Temel bir eserdi. Malumun bu eseri şimdi ama şunu da söylemek lazım hocam. Bizim Peygamberimizle ilgili olan muhabbetimizi şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Yani Peygamberimizin devrinde tabii ki Arapların İslam oluşu vahiyle olduğu için en temel kaynakta İranlılar da Hazreti Ömer devrinde Müslüman oldular. Malumunuz. Ve birinci kaynakla aşağı yukarı örtüşüyorlardı. Ama biz Türkler Müslüman olunca yeryüzünde ne sahabe kalmıştı, ne tabiin kalmıştı. Biz tekkede Müslüman olduk. 10. yüzyılda. Yani evet, yani biz tekkede Ahmet Yesevi'de Hace-i Evvel diyoruz. Oradan başlatalım hocam. Biz tekkede Müslüman olduk. Biz tasavvuftan Müslüman olduk. Biz aşktan Müslüman olduk. Biz şiirle Müslüman olduk. Ahmet Yesevi Hazretleri malumuz aslında bir alimdir yani, müderristir. Ama müderris olmayı değil de tekkede olmayı tercih etmiştir. Ve yeni Müslüman olan... O Hazreti büyük, Mevlana gibi tabii. Evet, o tabii. O yeni Müslüman olan büyük millete, Türklere dinlerini şiirle anlatmayı yeğlemiş. Hikmetle şiirle anlatmıştır. Hatta şimdi ben buraya aldım. Mevlana Hazretleri'nin birçok şeyi vardır. Yani bizim bunu bir bilmemiz lazım. Mevlana Hazretleri diyor ki, yanıma gelen yaranın sıkılmaması için onlara şiir okuyorum diyor. Benden şiir istiyorlar. Benim şiirle ne işim olur diyor. Şiir benim için diyor, şiirden çok bıktım, usandım diyor. Ama ne yapayım, benden şiir istiyorlar. Eğer ben kendi ülkemde kalsaydım, o Behlil falan kastediyor, bizim orada şiir ayıptır diyor. Biz ilimle uğraşırdık diyor. Medreseyle uğraşırdık. Ya Türkler ısrarla şiir istiyorlar. Bu yüzden şiir o kadar güçlü ki. Ahmet Yesevi şair, Anadolu'ya gelen bütün öğrencileri, o Horasan, hepsi şairler. Dolayısıyla biz dinimizi şiir öğreniyoruz. Bizim dinimizin özünde, esasında, yani din anlayışımızın özünde tasavvufun yorumu var. Dolayısıyla şimdi bizim tasavvufi yorumumuz, yani dinimizi, algımız, peygamberimizi, sevgimiz tasavvuf yoluyla geliyor. Mesela biz Resulullah'tan çok Habibullah'a karşı daha çok bir muhabbetimiz var. Yani Resulullah kısmına pek niyeyse şeye böyle yaklaşmamışız da Habibullah'ı, şimdi ben eski metinlere bakıyorum. Mesela şeyde Edip Ahmet Yükneki merhumun işit şimdi kaç beyit Habib Fazlı'ndan üküş huş yitidip sözümünü anla. Şimdi sana Habib Fazlı'ndan bir şeyler söyleyeceğim. Beni dinle diyor ama bakıyoruz Habibullah'ı biz daha çok. Tasavvufi bir terim olarak. Tabii hocam tasavvuftan. Çünkü Mevlid'in de esasında özünde bizim İslam anlayışımızın da özünde. Bu bahsettiğim kitapların da hepsinin özünde malum vahdedi vücut terakkisinin, düşüncesinin yansımaları vardır. Vahdedi vücudun da esası, özü Nur-u Muhammediye'dir malum. Yani evrenin, kainatın yaratılmasına Peygamberimizin nuru ile başlanmıştır. O nurdan tecelli etmiştir bütün mahlukat. Bu nurun yayılmasıyla alem yaratılmıştır. Basitçe söylüyorum. Bizim mesela şimdi ben Dede Korkut'a hocam bakıyorum. Sadece bizle ilgili değil. Şimdi Dede Korkut'ta çok mükemmel bir peygamber sevgisi var. Çok istisna peygamber. Tabii. Şimdi bazı yerler aldım. Mesela şunu dikkat et. Her ettim. Hikayede geçiyor zannedersem. Geçiyor hocam. Geçiyor. Mesela şöyle yapıyorlar. Arı sudan abdest alıyorlar. Dede Korkut beyleri ve kahramanları. Arı sudan abdest alıyorlar. İki rekat namaz kılıyorlar. Göklü Muhammed'e salavat getirmeden hiçbir iş yapmıyorlar.
Bak dedi Göktürk Muhammed'e işte aldım. Ak alınlarını yere koydular. Oğuz beyleri Alısu'dan abdest aldılar. İki rekat namaz kıldılar. Adı güzel Muhammed'i iade ettiler. Nerede? Savaşa gidiyorlar. Sonra baktım. Boğa ile savaşacak. Boğa ile Kanturalı. Boğa ile savaşmadan önce bir abdest alıyor, salavat getiriyor ondan sonra. Bunların hepsi Mevlid'den önce. Mevlid'den çok önce hocam. Çok önce. Yani Mevlid sonuç. Bakın Mevlid başlangıç değil. Ama siz zaten orada tiyoyu verdiniz. Evet. Biz Türkler şiirle Müslüman olduk dediniz. Evet. Yani o anlatı, mesel. Tam girmişken müsaadenizle ben kısa bir özet geçmek istiyorum. Çünkü buradaki kitap isimleri hepsi çok özel bir bilgi. Evet. Ve ilk başta başlarken dediniz ya Tanzimat'la birlikte biz ortak kitapları kaybettik. Bu çok önemli bir darmadağ. Yani toplum olmanın, bir millet olmanın, bir birlik olmanın ana ögelerinden birisi ortak kitap etrafında toplanabilmek. Evet, evet. Ve siz burada zaten anlatırken Atabetül Hakaik, Divan-ı Hikmet hep aklıma geldi. Evet. Çünkü evet. Çıkış noktası ve Türklerin Müslümanlaşması bir şekilde işte belli kitaplardan bahsederiz. Buna işte Dede Korkut'u da ekliyoruz. İlk eserler olarak geçiyor. Ve hepsinde de hikmet var ve en son Ariflerin menkıbelerine geliyoruz. Tabii. Şimdi siz direkt onu söylemediniz ama onların diğer ana kaynakları, Müzekkin Nüfus'tan bahsettiniz. Ben seyircilerimiz için tekrar isimleri vermek istiyorum. Özellikle şu beş kitap, Muhammediye, evet. Mevlid-i Şerif, Siyer, manzum halde yazılmış olan Envar-ül Aşkin ve Müzekkin-i Nüfus, Eşrefoğlu evet. Rumi'den. Bu beş kitap neredeyse bu coğrafyada evet. ortak kitap olarak geçiyordu. Buna ekleyebileceğimiz yine neler vardı? Mızraklı İlmihal, evet. işte hocamızın desteğiyle Kara Davut Delaül evet. Hayrat. Evet, evet, evet. Yani bu ve ben de işte bir şekilde şey demek istiyorum. Menakip nameler dediniz. Tabii, ve tabii. bunun yanında Ariflerin menkıbeleri Hı. zaten. Açıklama da o oluyor. Ariflerin menkıbelerini dinleyenlerle ayet dinleyenler. Hocam ben modern dünyaya doğdum. Evet. Bana ayet okuduğunuzda evet bir Müslüman olarak hürmet ediyorum, saygı duyuyorum ama sanki ayetin tercümesini ben Arif'in hayatından öğrendim. Evet. Yani onun o tercümesi, meali adeta Ariflerin menkıbelerinden. Bu arada rahmetli Cahit Zarifoğlu'yu anmak istiyorum. Baş altı, yastık altı kitabı olarak Ariflerin menkıbeleriymiş hep. Hep Ariflerin menkıbelerine döner döner bakarmış. Şimdi rahmetli Zarif olduğunu ben bir şey söyleyeyim hocam. İyi ki andınız. Onun bir yazısı var. Zarifoğlu'nun Rabıta diye. Ben o yazıyı hasreten okunmasını istirham ediyorum. Şimdi bakın Rabıta'yı, biz şimdi Rabıta deyince aklımıza hemen tasavvufta şeyhin, müridin şeyhiyle olan İlişkisi. İşte ruhani bağlantı kurması falan gibi geliyor ama Zarifoğlu bunu çok farklı manada almış. Şimdi diyor ki hocam şu günde çok maalesef muzdarip olduğumuz Doğu Türkistan'daki Türkleri bakın kastederek Doğu Türkistan'dakiler diyor Çinliler hep savaş yaparlardı. Ve Çinliler bir türlü Doğu Türkistan'ı yenemiyorlar. İşte oradaki Uygur Türk yenemiyorlar. Bunun bir sebebini araştırıyorlar. Diyor ki Zarifoğlu bulmuşlar diyor. Bunlardaki peygamber sevgisi, peygamberin modellemesi o kadar güçlü ki bizim bunu yıkmadan onlarla mücadele etmemiz mümkün değil. Ne yapacağız? Yıkmamız lazım. Sonra şöyle yapıyorlar, orada Çinliler, işte Ruslar el ele verip Marksist örgütler kuruyorlar. Ve gençleri Uygurların bağımsızlığı için işte sol eller havada Çinliler karşı güya mücadele ediyorlar. Halbuki onların adamları ya. Sonra bakıyorlar ki bir savaşta yeniliyorlar Uygurlar. Sebebini araştırıyorlar, bakıyorlar ki gençlerin kafasında peygamber modeli gitmiş hocam. Onun yerine Mao modeli gelmiş, Lenin modeli gelmiş, Stalin modeli gelmiş. Şimdi Cahit Sarafoğlu şöyle söylüyor rahmetli. Diyor ki, rabıta yapmamız lazım. Kiminle? Sürekli siyer okumamız lazım diyor. Peygamberle olan ilişkiyi evet, sürdürmek lazım. Tabii. Şimdi siyerden koptuğunuz zaman modelden kopuyorsunuz. Mesela şöyle, niye Mevlid okuyorlar insanlar? Neden bu kadar Delal-i Hayret okuyorlar? Şöyle bir şey, insan modelsiz yapar. Mesela ben şimdi bir baba olarak, bir koca olarak, bir öğretmen olarak ne modeli alacağım kendime? Nasıl bir şey yapayım? Müslümanım tabii. Başka bir dinle. O kendine bulsun. Şimdi peygamber bir baba olarak nasıl bir modeldi? Bir koca olarak nasıl bir modeldi? Bir arkadaş olarak, bir öğretmen olarak. Diyor ki Cahit Sarıfoğlu, kesinlikle diyor her gün siyerden bir şey okumamız lazım.
İyi buyurdunuz yani. Şimdi bu tür kitapların, mesela Mevlid okuma törenleri, hocam malumunuz dinin sadece ibadet boyutu yok. Bunun ritüel boyutları da var. Eddiyünü nasihatün. Evet. Bir tarafında sohbet boyutu tabii. Hem nasihat evet, hem yani sohbet. Sohbet boyutu var, cemaat boyutu var, ritüel boyutu var. İşte bir şekilde yani bayramlarda gibi eğlence boyutu var. Şimdi diyor ki mesela Mevlid okunduğu zaman, şimdi araştırma yapılıyor. Deniyor ki İsparta'da yapmışlar, köylerinde falan bayağı bir araştırma yapmışlar. Ya niçin Mevlid okuyorsunuz? Hanımefendi teyzeye soruyor. Diyor ki düğün yapacağız diyor. Peygamberimizi anmadan nasıl başlayacağız? Yani öyle şey mi? Niye? Çünkü Dede Korkut da böyle. Dede Korkut da peygamberi anmadan savaşla da başlamıyor. Az evvel okudum bak. Hatta bir yerde Kazan diyor ki kafire kılıç salacak. 100.000 er gördümse yüzümü dönmedim. Yüzü dönmez kılıcımı elime aldım. Muhammed'in dini aşkına kılıç vurdum diyor. Allah'ın dini adı değil mi? Muhammed dini aşkına diyor. Şimdi ben baktım. İşte aslan ile savaşacak. Önce peygambere salavat geliyor. Selavatsız ya. Bizim bunu anlamamız lazım. Mesela muhtemelen sizin anneniz de öyle. Benim annem de mesela şimşek çaktı. Allahümme salli ala Muhammed der. Yani şimşek takar. O kadar güçlü ki bu. Mesela ben şimdi annem bazen böyle çok yaşlıydı. Balkona çıkar sabahları. Dağlar, taşlar, kuşlar. İşte Allahümme salli ala Muhammed bir şey diyor. Ya anne ne diyorsun sen falan ya? Derdim anneme. Sürekli selavat getirirdi. Benim annemi yani Dede Korkut'un yanına bırak orada yaşardı yani. Öyle bir hayatı vardı. Hocam şimdi bu o kadar güçlü bir aidiyet veriyor ki insana. Mesela Shakespeare'i hani Tanpınar'ın bir şeyi var ya. Shakespeare'e yani İngilizce deseler ki diyor Hindistan mı Shakespeare mi? Derler ki Hindistan sizin olsun Shakespeare bizim olsun. Çünkü Shakespeare'i kaybedersek kendimizi kaybederiz. Tabii. Ama Hindistan'a kaybettik bir şey kaybetmez ya. Evet al bir kıta kaybedersin ama. Başka bir kıta bulabilirsin. Evet hocam şimdi bunlar yani tesbihin imamesi bir tane ama 99 tane bir arada tutuyor işte. Bir tane diyemezsin. Şimdi Mevlid'e bir kitap salla geçsin. Hayır bu ortak kitaplar bunlar. Bunları çekince şu anda bir Allah'a şükür 1000 yıllık bir coğrafyada yaşıyor ama şu anda ortak kitabımız yok. Üzerinde okuyup da ittifak ettiğimiz bütün toplumsal olarak bunlar kalmadı şimdi. Şimdi Mevlid'i de indirirsek yani hiçbir şey kalmayacak. Yine az çok şu anda Mevlid var. Dolayısıyla şimdi az evvel çok güzel söylediniz. Yani aslında bütün metinler hocam sonuçta bir tefsirdirler. Hı. Ben ona inanıyorum. Şimdi mesela Ömer Hayyam'ın çok hoş bir şeyi var. Ömer Hayyam Magistos'u okuyormuş. Magistos dediği Batlamyus'un yani Yunanlı işte Romalı filozof diyen Batlamyus'un astronomi kitabını okuyor. Kendisi alim aynı zamanda. Tabii matematikçi alim Ömer Hayyam onu okuyor. Birisi diyor ki ne okuyorsun diyor soruyor. O da diyor ki ben diyor Batlamyus'u okuyorum demiyor. Astronomi kitabı okuyorum demiyor hocam. Diyor ki evelem yenzülü ile semai ayetinin tefsirini okuyorum diyor. Hocam adam tefsir diyor. Hakikaten Batlamyus kendi çapında göklere bakmış, bir şeyler yazmış işte. Daha sonra Kopernik'e tefsir yapıyor sonuçta. Yani Allah'ın koyduğu nizamlar üzerinde konuşuyorlar. Kafadan bir şey atmıyorlar yani. Dolayısıyla mesela Mevlid'de birdir ol birliğine şek yok durur. La ilahe illallah'ın Türkçe tercümesi. Türkçe, yani aslında şimdi böyle güzel şeyin Mevlid şeyhleri var. Hocam keşke vakit olsa mesela her beytini tasavvufi açıdan yorumlayarak hangi ayetin, hangi hadisin açıklaması, şerhi, tefsiri olduğunu yazıyorlar orada. Şimdi biz oraya baktığımız zaman şimdi şunu görüyor. Hocamın sorusuna biz tabii biraz geç girdik ama. Estağfurullah. Öneminden hocam. Çok güzel oldu. Evet bir öneminden. Mevlid'in kıymeti ortaya çıktı hocam. Evet evet. Şimdi hocam şimdi şöyle bir şey diyeyim. Bu Mevlid kitabı Timurtaş hocamızın rahmetli. Güzel bir kitap evet. Evet güzeldi. Şimdi burada Mevlid'in yazımından hocam şimdi yazımı malum Süleyman Çelebi merhum Bursa Ulu Camii İmam Hatibi. Ama nasıl bir İmam Hatipse yani o zamanki İmam Hatipler çok özelmiş. Demek ki böyle şaheser yazabilmiş. Yani Bursa'nın birinci caminin evet, imamı. İmamı hocam ve çok özel bir alim, büyük bir bilgin aynı zamanda. Çok iyi eğitim almış. Ama hayatı hakkında maalesef pek de böyle ayrıntılı bilgilerimiz yok.
Fakat 1351'de doğduğunu, işte Orhan Gazi devri malumunuz. İşte Osman Gazi, Orhan Gazi hemen sonra işte 1. Murat, ondan sonra işte Yıldırım Beyazıt, işte ondan sonra işte 2. Murat. Bunların devirlerini bahsedelim. Bir gün o camide bir İranlı vaiz deniyor. O zaman enteresan. İranlı vaizin ne işi varsa bizim Ulu Cami'de. Demek ki o zamanlar Araplar, Türkler gelip vaaz edebiliyorlardı. Öyle bir sorun yoktu yani. Ya, Moğol istilası sonrasında kalmış. Belki. Bir de tabii şu var hocam. Malum Mevlid'in yazıldığı yıl yani 1409 olarak söyleniyor. 1409-1402'de malumunuz Yıldırım Beyazıt'la Allah rahmet eylesin. Yani işte Timur Savaşı sonucu Yıldırım Beyazıt esir düşüyor ve Osmanlı malumunuz bir tesbih tane darmadağın oluyor. İşte Yıldırım Beyazıt'ın oğulları Musa Çelebi, işte efendim Mehmet Çelebi, işte diye dört oğlu birbirine düşüyorlar. Taht kavgaları malumunuz. Bu fetret devri diyoruz. 1402 ile 1413 arasında. Yani 11 yıl devam ediyor. Şimdi ben düşünüyorum o 11 yıllık kaosta yani devlet diye bir yapı yok. Sadece siyasi bir karışıklık değil. Tabii o başka hocam. Yani sadece devlet olarak düşünelim. Mesela Bursa'yı bir Karaman Beyliği şey yapıyor, işte istila ediyor, işte bir başka bir yer değiştiriyor. Yani değiştiriyor, işte bir Musa Çelebi geliyor falan. Dolayısıyla bir yani aynı Mevlana Hazretleri'nin dönemi gibi böyle bir kaotik bir ortam da var ya. Tam da bir sulh dönemi yok. 1413'ten sonra Mehmet Çelebi, Çelebi Mehmet iktidarı ele geçirince bir sulh dönemi başlıyor o dönemde. O dönemde tabii bir de şu var. Malumunuz yani doğudan Moğol istilaları, batıdan Haçlı istilaları, kuzeyden işte Bizans istilaları. Yani şu anda da Allah'a şükür işte bu Diriliş Osman gibi, Selçuklu gibi yani o tarihi diziler milletimize az çok o dönemdeki o şeyleri anlatıyor. Nasıl bir cenderede bir vatan kurmuşlar. Ben şimdi düşünüyorum Süleyman Çelebi Bursa'da yani sabahleyin hangi devletin adamı olacağım belli değil. Öyle bir şey var yani kaos ortamda. Demek ki o arada tabii batili düşünceler, sapkın inançlar cilt atıyorlar yani. Yani sadece siyasi karışıklık dememem tabii sebebi o. Evet hocam yani dini açıdan da farklı batili mezhepler, sapık mezhepler bir sürü gruplar var. Cilt atıyorlar ortada. İşte onlardan herhalde birisi çıkıyor kürsüde vaaz ediyor. Bir de merak ettim hangi dille vaaz ediyorsa. Acaba Farsça mı vaaz ediyordu? Türkçe mi ediyor? Türkçe olabilir. Çünkü vatandaş ne anlayacak Farsça vaaz etseydi? Yani şimdi düşünün 1409'da Bursa'da ki vatandaş Farsça vaaz dinleyebilir mi? Bilmiyorum ama Türkçe olması muhtemeldir. Vaazında Bakara suresinin 285. ayeti ki hepimiz yatsı namazından sonra okuyoruz kılanlar. İşte Amin Resulü diye başlayan. Biz peygamberleriz. La nüferrigu beyni ahadin. Aralarında fark görmeyiz. Ayetine göre diyor ki, işte bu ayete göre diyor, peygamberler arasında bir fark yok. Muhammed de bir, İsa da bir, Musa da birdir diyor. Şimdi orada bunu Süleyman Çelebi dinliyor. Ama şimdi bu adam bir sonraki sayfalarda gerek ayetleri bilmiyor. Orada da Cenab-ı Hak başka bir yere diyor ki, peygamberler arasında fazilet farkları vardır. Ya da göz ardı ediyor. Evet ya, ya da göz ardı ediyor kasten çünkü eşitlemek istiyor. Yani bir kasıt var orada. Çünkü o ayeti bilen diğerini bilmez mi yani? O arada Süleyman Çelebi buna çok rahatsızlık duyuyor. Çünkü biz biliyoruz ki Hatemül Enbiya'dır peygamberimiz. Ve ma elsennâki illâ rahmetil âlemîn. Yani alemlere rahmet gönderilmiştir peygamberimiz. Allah Kur'an'da yani ve inneke le ala hulukil azim. Sen çok yüksek bir ahlak üzerindesin. Yani bir sürü övücü vasıfları var. Buna rağmen böyle demesi rahatsız ediyor Süleyman Çelebi. İmam bu tabi orada. Dinliyor, rahatsız ediyor. O zamanlar derler ki meşhur ölmeyip İsa göve bulduğu yol ümmetinden olmak için idi ol diye ilk beyti söylüyor. Ya sen ne diyorsun kardeşim diyor. İsa peygamber ölmeden göve çıktı mı? Çıktı. Niye çıktı? Bir gün Muhammed ümmeti olarak gelmek için göve çıktı diyor. Onun çıkma sebebi oydu. Yani o şerefe nail olmak için. Bu beyit okumuş orada inanılmaz etkilemiş insanları. Müthiş gelmiş. Yani milletin peygamber sevgisini bu kadar mükemmel şekilde özetleyen metin olamaz. Harika. Demek ki insanlar da rahatsızlar ama cevap veremiyorlar. Evet. Hani bu yıldızın parladığı anlar var ya hocam. Zıvakın malum. Evet. Orada mesela Fransız Milli Marşı şu anda hocam. Bunu bir asker yazmış. Teğmen mi? Hatta çavuş mu? Ne bir şey.
Teğmen bir bölük komutanı gibi bir şey. Savaş esnasında yazmış ama kimse takmamış. Unutulmuş gitmiş. Yıllar yıllar sonra bir savaşa giderken birisi başlamış Mersaliyez'i okumaya. Avusturya Savaşı'nda 1193. Değil mi? Okuyunca demiştir bu ne ya? Bu ne? Ne güzel. Ne kadar muhteşem bir şey. Birden Fransız Milli Marşı olmuş. Unutulmuş şey. Yani o aklıma geliyor. Yıldızın parladığı anlar var. Yani millet demek ki rahatsız oldu bu ortamdan. Ne diyorsun sen kardeşim? Cevap da veremiyor. E ne yapacak? Ama müthiş bir cevap gelmiş. Bu beyitle diyorlar ki ya kurban olayım sen yaz diyorlar abi sen ne yapıyorsun? Devamını getir. Bu nasıl bir şey ya? Sen bunu yaz devamını. Ve gerçekten Türk'ün anladığı dille Türkiye peygamberini anlatıyor. Mevlid bu yani. Çok açık, sade bir dille. Yani evet. Önemi için. Tabii hocam dil çok önemli. Yani Allah adını zikrederim evvela vacip olacak. Yani şu andır herhalde Süleyman Çelebi gelse bizle çok rahat konuşuruz. Hocam tam yeri gelmişken ben arkadaşlarımdan rica edeyim. Bir dakika dinleyelim isterseniz. Tamam. Arkadaşlarımızdan Hafız Kemal Validet'in kısa bir mevlid girişimiz var. Onu alabilir miyiz arkadaşlar? Tamam hazırlanıyor. Orada sanki şey var hocam hazır cevap. Böyle Allah tarafından diye söyletiliyor yani. Peygamberimizle Hazreti İsa bağlantısı. Hocam zaten Latifi, bakın onu diyecektim. Latifi yani yaklaşık 100 yıl sonra Latifi bizim çok büyük şairlerimizden, biyografi yazarlarımızdan birisi. Meşhur tezkeresi var. Tezkeresi var. Diyor ki bu fakir-i hakir dahi 100 adet eftali mevlid kitabı gördüm. Bakın yani daha 100 yıl olmadan 100 kitap yazıldı. Süleyman Çelebi kitabı. İnanılmaz İşaret bir şey. Süleyman Çelebi tarafından evet. Atılıyor ve devamı geliyor. Yani millet demek ki Mevlid kitabı yazmak için bir bahane arıyormuş. Evet. Süleyman Çelebi merhum buna bir ayak vermiş. Bir ayak. O duyguları harekete geçirmiş. Evet hocam. Ondan sonra inanılmaz. Diyor ki 100 kitap gördüm. Ve fakat iltifatla her birini gözden geçirdim. Hepsine tek tek baktım. Her birinde bu suzu haleti ve bu şevki harareti görmedim. Yani evet. O 99'unda o 100'ünde de ondaki o yakıcılık. O aşk yok diyor. Biraz da tabii dediğiniz onun gibi. Işığıyla, aydınlığıyla yürüdüler. Onun cesaretiyle. Hani ilk Mevlid'den aldıkları cesaretle tabii. Belki de ondan dolayı. Tabii. Hatta burada ya, şunu hocam. Da ekleyelim isterseniz. Tespit edilen 200 Mevlid evet. Var. 200 aşkın. Evet hocam. Şu zamana kadar. Hala da çıkıyor şu anda. Çıkıyor. Evet hala şu anda yeni Mevlid'de evet. Çıkıyor. Farklı versiyonlarıyla yeni versiyonlarıyla tabii. Çıkıyor. Ya da yeni günümüz şiirlerine hatta uygun. Hatta burada Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ine de sonradan ilaveler yapıldığını da işte. Evet onu da işte. Anonim. Tabii tabii. Yani ve şöyle diyor. Ve hem bu mertebede birisi makbul ve meşhur olmadı. Ve beynen nas biri itibar ve iştihar bulmadı. Hiçbirisi o kadar halk arasında sevilmedi. Geriboğlu Ali daha tuhaf söylüyor sizin dediğinizi. Nice mevidün nebiyi manzum dahi var iken birisi ne ele alınır ne kimsenin gözüne dokunur diyor. Yani kimse dokunmuyor. Ortada 100 mevlid var. Herkes hop Süleyman Çelebi. Öbürlerine iltifat yok. Güya ki talimi ruhu kutsu ile söylenmiştir diyor. Öf, bu şey gibi. Şey. Fuzuli'nin yani. Leyla ile Mecnun'a bakılır ama diğerlerine çok fazla bakılmaz. Onun gibi yani, adeta evet, plana evet. Çıkıyor. Evet, evet. Arkadaşlarımız hazırlamışlar. Tabii. Kısa bir VTR'miz. Hafız Kemal'den evet. Validet Bahri'ni dinledik. Veladet Bahri'ni dinlemiş olduk. Evet. Şimdi bizim Yahya Kemal'imizin hocam çok böyle özel dikkatleri vardır. Şimdi az evvel şunu okudu bak Hafız Kemal'de. Mevlid'e şöyle başlanır malumunuz. Mefhari mevcudat, varlıkların övüncü, Hazreti Muhammed Mustafa Ra Selevat. Şimdi oradaki Ra ne? O Ra. Muhammed Mustafa Ra Selevat. O Ra'yı uzun söylüyoruz ya. Şimdi bu Fars'taki yükleme hali. Yani ı hali. Ama şimdi Farsça olunca anlam bozuluyor. Şimdi Farsça'daki bütün ökler örneklerdir. İngilizce'deki gibi. Bizde yani bulunma var ya A, E, da, D. Farsça'da evet. Başladır. Sadece yükleme hali sonra da onlar. Mesela hane, ra, evi diyelim. Şimdi Muhammed Mustafa ra, selavat deyince Muhammed Mustafa yi selavat gibi olmuyor. Hocam Bahattin Öger diyor ki o kültür kitabında diyor ki oradaki ra diyor. Ra Türkçe çok kadim bir ektir. İçredeki ra var ya, taşradaki ra.
O rağdır o diyor. Hmm. O rağdır. Çünkü diyor eskiden Türkler diyor bir gök ve bir yer şey miti vardır ya. Asra yer, asra. O asra yer sadece kara yer değil. Ra diyor sonsuza doğru anlamı verir diyor Türkçe'de. Taşra, dışa doğru ama ucu bucağı yok. Taşra, dışa doğru. Asra, yerin derinliklerine doğru. Oradaki Muhammed, Ra, Muhammed'e doğrudur diyor. Türkçedir diyor. Iramaktaki gibi, Ira. Ira, he. Şimdi biz, ya Kemal de malum, Mevlid'i şimdi inceliyor. Diyor ki Mevlid'deki, mesela Danimarkalılar, Hazreti diyor şey Meryem'i sarısın ve mavi gözü çizerler diyor. Ama Afrikalılar Hazreti Meryem'i siyah yaparlar. Ne yapacak yani? Bizim Mevlid'deki Hazreti Amine diyor, Üsküdarlı bir hanımefendi gibidir diyor. Bir kadındır yani diyor. Mesela orada şerbet içer. Ya Arap niye şerbet içsin ki? Ya ona şerbet içiriyoruz biz Mevlid'de. Lohusa şerbeti. Lohusa şerbeti. Çünkü Süleyman Çelebi Müslüman Türk. Bursa'da doğumda ne yapıyor? Şerbet içiriyor. O da ona şerbet. Türkleşiyor adeta. Tabii. Mevlid zaten. Hocam şu. Yani Mevlid'in şimdi aleyhinde falan konuşan eminim Mevlid'i okumamıştır. Ondaki o derinliği, o kültürü, o kadim şeyi, yani düşünceyi bilmiyor. Yani Türklerin ta baştan beri getirdiği pek çok inanç, bez bağlamak, türbe ziyaretleri etmek gibi şeyler. Ya Türkler diyor bütün şeyleri diyor. Yani bu şirktir. Dini açıdan günahtır. İşte ya, ama neden böyle bir şey yapıyor? Yahya Kemal malumunuz. Hocam Yahya Kemal diyor ki Batılılar bir insanı unutturmak istemezlerse diyor onu heykeline yaparlar. Yani bir heykel yapılan insan önemli bir insan. Diyor ki Batılı çocuklarına, nesillerine bunu unutma. Bu adamı unutma. Bu kadını unutma. Adam. Unutma bunu. Çünkü unutturmaman için gözün önüne getirmen lazım. Yoksa gidiyor. Ya bir şey görünmeyince unutuluyor. Yani diyoruz ya gönül göz görmeyince gönül katlanıyor diye. Göreceksin diyor. E şimdi biz de diyor bir şey yapacağız ama ya Kemal heykel yapamıyoruz. Biz de türbe yapıyoruz işte diyor. Ya Kemal'e göre türbe yapmamızın sebebi hocam? Hatırlatmak. Hatırlatmak. Bu adamı unutma. Bak bu adamı unutma işte. Burada yatıyor ya bunu unutma. Heykeli yapamıyoruz. Onun derdi bu diyor. Evet yani Türkiye'de türbe ziyaretlerinin nasıl yapılacağı başka bir tartışma konusu ama yani onun yapılmasını bu tartışmalar gölgelememeli. Yani i̇şte o diyor musun? Mesela Mevlid'i tartışalım ama şimdi bir tarafını mesela Yani orada bir takım mevzu hadisler var. İşte hocanın da belirttiği üzere Timurtaş'ın belki ondan hareketle Mevlid'i eleştiriliyor. Yani bu mevzu hadisler temeli üzerine kurulmuş bir metin işte okunması uygun değildir denilebilir ama onun yanında yani İslam dininin özünü de anlatan, peygamberin ahlakını da çok güzel bir şekilde ifade onlara eden bir metin. Evet. Tabii onlara değinelim hocam. Yani işin yeri geldikçe ben mesela Süleyman Çelebi merhum o beyti yazınca, o ilk beyti yazınca o bir yani işte ölmeyip İsa göğe bulduğu yol ümmetinden olmak için idi. Ol beytini yazınca bu aşırı derecede rağbet sevilince o mübarek işte bir ortamda bu Mevlid-i Şerif'i yazıyor. Ama tabii bu kafadan oturup da yazacak hali yok. Tamam. Yani kendisinin çok büyük bir alim olduğu belli. Çünkü bu hani şiir derler. Ya şiir işte aklına geleni yaz. Öyle bir şey olabilir mi? Hocam o Latife'nin söylediğini, o yazılma sebebi hakkında söylediğini tekrar edecek olursak. Hocam onu isterseniz aradan sonra tam o beyitte, yani biz Mevlid'in içine öyle girdik ki, aradan sonra söyleyelim. Evet. Yani en azından bir beyti aldık. Yazılma sebebi, müsebbip olan kısmı bulduk. Evet, oradan devam edeceğiz. Evet. Sevgili seyirciler kısa bir aradan sonra bu güzel yolda yürümeye devam edeceğiz. Merhabalar sevgili seyirciler. Hafız Kemal'in Tevhid Bahri yorumunu dinledik. Ben hocalarıma söz bırakacağım. Hakikaten bu ilim deryasından ki Hazreti Muhammed denilince akan sular durur. Hele Türk coğrafyasında bütün sular durur. Ben de Amu Derya'nın kenarında durmuş bir Türk'üm şu an. Evet bu Hafız Kemal Efendi'den dinlediğimiz bir taş plaktan kaydı. Taş plak kaydı. Özellikle Cumhuriyet döneminde ünlü Mevlid Hanlar bu şekilde plaklara okumuşlardır ve her eve girmiştir.
Yani sadece Mevlid zamanlarında değil de Mevlid sair zamanlarda da bu plaklar vasıtasıyla okunmuştur. İşte Kani Karaca başta olmak üzere, Ali Rıza Saman Hoca başta olmak Saadettin üzere, Saadettin Kaynak gibi ve en son Hafız Burhan. Hafız Burhan ve en son merhum İsmail Biçer. İsmail Biçer. 1998'de vefat eden. Allah hepsine rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Evet. Hocam devam edelim isterseniz. Şimdi hocam şunla yani Mevlid'in yazılma gerekçesini söyledik. Bir 100 yıl olmadan anında coğrafyaya yaydı. Sanki bu böyle bekleniyormuş gibi. Ve çok kısa zamanda Türkler, Müslüman Türkler hangi coğrafyada olursa olsun, yani Osmanlı coğrafyası kastediyoruz, hiçbir törenine mevlidsiz başlamıyor artık. Yani evlenecek, nişan yapacak, düğün yapacak, sünnet düğünü yapacak, asker, çocuk doğacak, işte ölecek, ölünün 30'unda 40'ında mevlid okuyacak. Ev almış mesela, ev alıyor, yani. İşte mezun oluyor, askere gidiyor, askerden geliyor, hacca gidiyor, hacıdan geliyor. Neşesini Hazreti Peygamber'le paylaşıyor sanki. İşte bu araştırılamalara soruluyor hocam. Yani niçin Mevlid? Şimdi Mevlid sadece bir şiir okumak değil ki. Yani mesela diyor biz diyor orada diyor şimdi köyleri kastediyor. Bir araya gelip diyor köylü kaynaşıyor. Bir yemek yiyoruz beraber. Mesela davetler oluyor. Orada köylüler yemek yiyorlar. Mesela oradaki önemli ritüellerin birisi kızlar, işte kadınlar oğullarına gelin bakıyorlar. İşte kızlar da yani böyle düğün günü gibi. Bir taraftan bir hanımefendi diyor ki çocuklarımız oturmayı kalkmayı öğreniyorlardı diyor bu ritüellerde. Kur'an dinlemeyi, Kur'an okunuyor, bir ruhani ortam oluşuyor. Bu ortamda insanlar manevi bir saltim yaşıyorlar. Şu an düşünün insanların eğer camiye gitmiyorsa ya manevi saltim yaşayacağı neresi var şu anda? Yani bakın hiçbir tören yok. Şimdi Aristo'nun biliyorsunuz Aristo diyor ya trajedi katarsis yapar diyor. Katarsis ne? Yani Aristo komediyi sevmiyor, trajediyi seviyor, katarsis yapıyor. Yani millet gidiyor, o soyluların hayatlarını izliyor. Oradan feci şekilde duygulanıyor, içi coşuyor, merhamet duyguları kabarıyor, ağlıyor, bir rahatlayıp çıkıyor. Temizlik gibi, tasfiye. Yani Mevlid gibi törenler çok yüksek ruhani arınma meclisleri aynı zamanda. Dolayısıyla şimdi... Toplu bir tören olduğu için zaten. Toplu her yerde, nerede yapılıyorsa hocam. Şimdi bunu 100 yıl böyle oluyor ama... İlk defa malum işte 3. Murat Devri ile beraber işte 2. Selim'den sonra mahyalar camilere asılıyor, kandiller asılıyor, kandil günleri oluyor. Ondan sonra 3. Murat'tan sonra da artık devlet resmi protokollerle kutluyor. Evet. Mevlidleri. Fakat şu da var hocam. Şimdi bizim peygamberimize olan sevgi, şunu da söylemek lazım. Hayatı bir edebi türe konu olan tek insan Muhammed Peygamber. Hocam şimdi bunu göz ardı etmemek lazım. Mesela Hristiyanların Hazreti İsa'yı anlattığı türler yok. Öyle bir tür yok ya. Yani. Her türde de anlatabiliyor. Evet anlatıyor, roman yazıyor. Ama mesela Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinde diyor ki İsa'yı anlatmıyor ama Alyosha İsa olurdu diyor Rusya'ya gelse. Öyle ama bizde şöyle bir şey. Mesela biz Mevlid türünü icat ediyoruz. Daha önce var ama bizim gibi değil. Niye biz Türkleri icat ediyoruz? Her yerde okuyoruz. İkincisi, hilyeyi biz icat ediyoruz. Hilye diye bir tür var. Peygamberimizin sadece şemalini. Fakat Peygamberimiz daha vefatından yaklaşık 50-100 yıl sonra hocam diyor siyer kitapları yazılıyor ama peşinde şemali kitapları yazılıyor. Peygamberimizin hayatı siyerle anlatılıyor. Kendi vasıfları, oturması, yemesi, kalkması, biçimleri şemal kitabıyla anlatıyor. Bir hat forma oluşuyor. Yani, tabii daha sonra, evet. Daha sonra hilye yazılıyor, Hakani. Peygamberimizin sadece fiziksel biçimde anlatan kaşını, gözünü hilyeler yazılıyor. Bu hilyeler daha sonra hat formu oluyor. Odalara asılıyor. Bununla ilgili ritüeller çıkıyor. Şimdi edebiyatımızda bakın, Peygamberimiz diye git türleri okuyor. Yani, türler bunlar. Naat. Elif name, gevher name, dolap name, esma-i nebiler, siret-ün nebiler, mucizat-ı nebiler, hicret nameler, miraç nameler, mevlidler, hilyeler, 40 hadisler, 100 hadisler, 1000 hadisler. Evet, 40 hadisler. Yani peygamberimizle ilgili nereden baksanız 10-15 tane tür var ya edebiyat. Divan edebiyatında.
Tabii tür var. Bu Tekke Edebiyatı'nın tasavvuf edebiyatında yani muazzam binlerce, on binlerce, yüz binlerce beyit var. Külliyatlar yazılmış yani peygamberimizle ilgili. Ama dünyada hayatı bir edebi türe konu olan başka bir insan yok yani sonuçta. Ve biz bunu çok daha fazla Müslüman Türkler çok daha fazla yanlışız. Ve şunu ilke edinmişiz. Hayatımızda yani o peripetiye deneyi var ya, baht dönüşü törenleri var ya. Toplumumuzda Müslüman Türkler hayatımızda önemli olduğunu inandığımız her anı, toplantıyı peygamberimizle açıp kapamayı istemişiz. Peygamberimizin adı oraya gelsin, iştirak etsin, onunla açıp kapayalım. İdeal hayatın örneği de olduğu için. Evet tabii haliyle yani işte. Orada insanlar dinlerken bir ritüele giriyorlar, bir arınma yaşıyorlar. Bir, mesela Kur'an-ı Kerim dinliyorlar, ilahiler dinliyorlar, işte Mevlid'den dinliyorlar. Şimdi ben bazı bir beyitler okuyacağım burada. Fakat şimdi hocam az evvel söyledi. Şöyle bir şey de var. Yani bugün bizim Mevlid diye okuduğumuz şey Süleyman Çelebi Mevlid'i değil artık yani. O kadar karışmış ki. Mesela şu anda biz Yunus Emre'yi ayıramıyoruz. Yunus Emre hangi şiir Yunus'a ait değil mi? Hangisi değil? Yani uzmanları bile bir araya geliyorlar. Şimdi 5000 tane şiir var. Bunun kaçı Yunus Emre'nin? Şimdi çok zor ayırmak. Çünkü Yunus Emre bir şiir yazmış, bir akım çıkarmış. İlahi dediğimiz formda öyle şiirler yazmış ki peşinden insanlar Yunus türleri çıkmış. Yani Yunusca diye bir dil çıkmış. Yunusca diye bir edebiyat çıkmış. Üslup. Üslup. Süleyman Çelebi, merhum Süleyman Çelebi'ce bir dil yaratmış. Bir edebiyat, bir form yaratmış. Peşinden takipçileri gelmiş. Mesela biz şimdi şunu bilmiyoruz. Nasreddin Hoca'nın fıkraları hangisi Nasreddin Hoca'nın hangisi değil? Değil mi? Değil. Evet. O yüzden bilemiyoruz bunları. Hangi Mevlid şu anda şu kitabı yazan rahmetli Faruk Kartimtaş hocamız, Allah rahmet etsin. O kadar Mevlidler işte arıyor, ayıklıyor. Vallahi diyor bana göre bunlar onundur diyor arkadaşlar. Ama daha sonra bakıyorsunuz mesela en meşhur Merhaba faslı Süleyman Çelebi'ye ait değil diyorlar. Yani o değil. Ama o kadar güçlü metinler yazılmış ki Süleyman Çelebi'den de şey böyle daha sanki ya ancak o demiş olabilir. Yani okuyan buraya ekleme gereği duymuş. Ha onu diyecektim. Evet. Merhaba faslının eklenmesi gerektiğini düşünüp kenarda kalmamalı. Düşünmüş demiş ki ya bu da olsa iyi olur burada diye. Yani. Ama bu şu demektir. O kadar güçlü metin yazıyorsunuz ki sondaki gelenler ona yaklaşmakla iftihar ediyor. Geçemiyor ya. Evet. Yaklaşmakla. Ya da katkı yapmakla. Evet ya merhabayı ben yazdım. İşte benimkini okuyorlar. İftihar ediyor. Çünkü aşmanız mümkün değil. Yani şimdi Leyla ile Mecnun'un Füzuli'yi aşmanız mümkün. Ancak yaklaşabilirsiniz. Orada kalırsınız gibi. Biz şimdi okuduğumuz, tabii şunu da hocam. Bazı insanlar var. Mesela şimdi bir şey okuyacağım. O kadar komik eleştirilere. Biri şöyle bir şey almış. Bir beyit almış. Zira kim din direği Muhammed'in mevlididir biliniz ol Ahmet'in. Şimdi bunu almış biri diyor ki efendim bunu diyen adam müşriktir diyor. Şimdi bak diyor ki zira kim din direği Muhammed'in mevlidi dinin direğidir diyor. Böyle diyor ya. Yani zira kim din direği mevlid, Muhammed'in mevlididir biliniz ol Ahmet'in. Ahmet'in mevlidi işte din direğidir. Ya o sana diyor ki bu mevlid kitabı dinin direği zannediyor. Ya kardeş buradaki mevlid peygamberimizin doğumunu kastediyor. Yani peygamberimizin doğumudur aslında kastolan şey. Herhalde yani peygamber doğmasa bu din herhalde ona gelecek, ona geldi. Hazreti sonuçta. Peygamber sevgisinin adeta müşahhaslaşmış hali, dile evet. Dökülmüş hali. Oradaki Somat. Yani direk adeta o oluyor, dinin direği değil. Evet evet, o öyle şimdi zannediyor ya hocam. Şimdi eleştirirken mesela işte levlâke lemâ karakter eflâk. En fazla o eleştiririz belki. Mesela bu hadisi sen olmasan alemi yaratmazdım, felekleri yaratmazdım diyor. Şimdi hocam bir taraftan şöyle bir şey var. Peygamberimiz insan denen formun nihai halidir. En ideal şimdi, halidir. Evet şimdi biz yarattıkları şöyle hocam dört sınıfa ayırıyor. Cemadat, nebatat, hayvanat, insan. Şimdi cemadat toprak ve taşlar. Ondan sonra bitkiler. Peşinden bitkiler geliyor. Çünkü bitki olması için taş lazım, toprak lazım. Daha sonra Allah hayvanları yaratıyor. Çünkü bitki olmasa taş olmasa hayvan olmaz. İnsanı yaratıyor. İnsan da hayvan bitki kullanacak. Peki insan ne olacak?
İnsana Muhammed olacak işte. Ne olacaksın? İnsanın nihayete çıkacağı form Muhammed'dir yani. Dolayısıyla Allah felekleri Muhammed için yarattı. Ya o form için yarattı. Basit bir şey bu yani. Bunun anlamda yapmış yok ki bu. Alemlere rahmet olasın diye. Evet. Sadece. Peygamberimiz insanın olabileceği nihai formdur. Hangi formu düşün? Koca formu mu? Abi formu mu? Baba formu mu? Kardeş formu? Öğretmen formu? Bilge formu mu? Daha ötesini olamazsınız. Anlamına. Şimdi bunların her birisi tabii Süleyman Çelebi'nin mevlidine aradan o kadar fazla beyit karışmış ki. Nasrettin Hoca gibi, Yunus Emre gibi. Şimdi bazı insanlar o beyitleri eleştirerek Süleyman Çelebi'nin diyor. Değil. Diyor ki bana, hocam Mevlid'den aldım. Ya kardeşim sen Mevlid'i nereden aldın? Mevlid'den aldın da. Ya şimdi Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inde konuşmuyorsun ki. Araya bir sürü beyit karışmış. Adam bir şiir almış, Yunus Emre'nin zannediyor. Yunus Emre'nin şiir değil ki. Yunus Emre'ler çıkmış. Aşık Yunuslar çıkmış. Emrem Yunuslar çıkmış. Derviş Yunuslar çıkmış. Bizim Yunus, öteki Yunus. Evet, hepsi Yunus. Yani. Çünkü ha diyor ki millet bunu söylese ancak Yunus söyler. Vay be, bitti bu kadar. Bunu söylese ancak Süleyman Çelebi söyler. Katalım şeye. Aslında ya da Süleyman Çelebi aklına gelseydi bunu da söylerdi. Söylerdi tabii. Yani o da olur. Yunus'a dediniz, Çelebi'ce dediniz ya hani Süleyman Çelebi'ce. Hatta bir dil çıkmış gibi ortaya. Yani onun da belli zaten kıstasları var. Oradan sırıtıyor. Başka bir şey girdiğinde bu dilde olmaz deniliyor. Hocam bir de şu var. Şimdi Mevlid'in 732 beyt, şu elimdeki kitap 732 beyt. Aşağı yukarı 750 diyelim. Eksi, mesela bazı 450 beyt falan çıkıyor. Bizim okuduklarımız, mesela vefat bölümünü okumuyoruz. Ya Peygamberimizin vefatı okunmuyor Mevlid'de. Yani Mevlid törenlerinde. Tabii. Viladet Bahri okunuyor. Merhaba Faslı okunuyor. Miraç bölümü okunuyor. Tevhid. Tevhid bölümü okunuyor. Ama mesela vefat bölümü okunmuyor. Peygamberimizi hürmeten okumuyoruz yani. Neleri okumuyoruz? Şimdi ben birkaç örnek vereyim yani fırsatım olursa hocam. Şimdi Mevlid kitabını alan, yani bu kitap Vesiletün Necat adını vermiş ya. Kurtuluş vesilesi. Şimdi diyor ki kardeşim aslında Cahit Zarif olduğunu tahkit etmiş Süleyman Çelebi. gibi yani anakronizm oldu ama. Evet. Cahit Zarif oldu diyor ki kardeşim siyere yapışan kurtulur diyor. Siyeri bırakan fırla gider. Tamam. Şimdi bu aslında Peygamberimiz buyurmuştur. Yani ben iki tane şey bırakıyorum size. Bir Kur'an-ı Kerim, bir de sünnetim. Şimdi bu kastettiği şey bilhassa o yani o kaotik zamanda, o işgal, işte buhran dönemlerinde Süleyman Çelebi Mevlid'i yazarak Müslüman Türklerin sünni peygamber anlayışını ortaya koyuyor. Bir sürü Rafiziler var, Şiiler var, bir sürü çok karışık bir ortam. Çok karışık ortamda. Yani Müslüman Türklerin peygamber düşüncesi nasıldır? Onu koyuyor. Ama şimdi bir de bizim hiç okumadığımız Mevlid'de aslında keşke okusaydık çok iyi olacak. O kadar harika, o kadar mükemmel beyitler var ki bu beyitler ideal bir insan formunu anlatıyor. Şimdi bakın birkaç beyit okuyayım hocam müsaade edersiniz. Lütfen, lütfen. Bak okuyacağım. Şimdi diyor ki hilim ile her sözü halka der idi, yermez idi her taamı yer idi. Çok bak, güzel. Çok güzel. Yermez idi her taamı yer yani, idi. Ay, kötülemezdi. Bu bir adab-ı muaşeret. Evet. Şu kitap hocam mükemmel bir kişisel gelişim rehberi. Vallahi kişisel gelişim rehberi. Şimdi ne yapacağım? Kardeşim peygamber kim? Yani Tanrı merkezli ve Hazreti Muhammed merkezli bir kişisel gelişim. Evet kişisel gelişim. Ha, bak diyor ki. Bir defa insanlara yumuşak muamele eder. Sert bir insan değildi. Ve diyor ki asla yemek aleyhine konuşmaz. Yermez ve yemeği yerdi diyor. Peygamber. Yemek seçmezdi. Seçmez. Ne buluyorsun? Eve gider. Ne var? Şu var. Hop oturur yer. Sen şimdi Müslümansın kardeşim. Eve gidiyorsun. Bak söylüyor. Eve gidiyorsun. Yemek beğenmedin mi? Sen kendi Müslümanı gözden geçir. Bak diyor peygamber böyle yapmazdı. Çünkü model ya, örnek ya. Rehberin ya. Böyle. Rehberi. Peygamber yemek eleştirilir mi? Nimet bu ya. Nasıl eleştiriyorsun? Ne buluyorsan ye diyor. Tamam bak. Diyor ki, halkı alemden ol iken müşteba, meskenetten ol giyer idi aba. Bütün insanların en üstünü iken
Yine miskinlerle beraber oturmayı giyerlerdi. Ve böyle miskin abası giyer. Yani gördüğün zaman mesela hocam malum peygamberimiz bir mecliste birisi gelip içeri giriyor. Diyor ki Muhammed kim diyor mesela. Tanımıyor. Hanginiz Muhammed? Hanginiz Muhammed'siniz? Kerli ferli süslü elbiseli bir adam bekliyor. Mesela böyle çok şık kıyafetler, baş köşeye oturmuş, kurum kurum kurumuş bir adam değil yani. Bakın şimdi sen ben yani peygamberin ümmetiyim diyorsan işte sen yemekleri eleştirme. Yemek beğenmeyi bırak. İnsanlarla ilişkilerinde mesela hilim sahibi ol. Şimdi bak mesela hocam bir şey okuyayım. Her hem tevazuyla kanatlı işi arpadan ekmeği bir aşı. Yani ekmek ve yemeği bir arpadandı. Ama şu da var. Hocam peygamberimiz ki ben soruyorum. Peygamber fakir miydi, zengin miydi diye. Böyle bir soru sorsak var ya. Aslında peygamberimiz o kadar zengin ki ya. Olması lazım. Çünkü ganimetlerin, tabii kastettiği o aslında. Ganimetlerin biliyorsun beşte biri peygambere ait. Evet. Ayet gereğince. Şimdi hocam sadece Huneyn kazasında ben hesapladım. Peygamberimize düşen 10 bin tane deve. 5 bin tane, işte 50 bin tane koyundan 10 bin koyun. 5 bin deve. 50 kilo gümüşten şu kadar düşüyor. Bir hesapladım var ya bugünkü parayla yaklaşık 100 milyon lira falan sade o oradan düşen ganimette. Ama ganimet bir, hiçbir şey yok yani. Hepsini dağıtıyor. Mesela biliyorsun Ebu Süfyan'ı hocam o savaşta Ebu Süfyan Müslüman oluyor. Mekke'nin fethinde güya Müslüman oluyor. Tam olmuyor herhalde. O Huneyn kazasında tepeden böyle şeyi gözlüyormuş. O ganimetleri biraz da parayı severmiş ya. Develere bakıyormuş. Peygamberimiz anlamış. Demiş ki, neye bakıyorsun? İşte kızıl develer, siyah develer. Demiş ki, bunlar senin olsun mu? Demiş. Demiş, nasıl olacak? Hepsi senin olsun demiş. O zaman demiş ki, vallahi billahi sen peygambersin demiş. Bunu bir insan yapamaz demiş. Sen demiş hocam, ki, ne kadar hoş dediniz hocam, ya. O anda anlamış peygamber olduğunu demiş. Bunu bir insan yapamaz. 2000 tane deveyi veremez yani. Ama işte ama onu veriyor. Sonra gidiyor arpa ekmeği yiyor. Ya peygamberimiz fakir değildi diyor. Ama yani, fakirliği tercih ediyor. Yani Ebu Süfyan'ın Müslüman olması da biraz ticari mantık üzerinden olmuş. Parasal mesela hocam. Hocam orada demiş. Sen vallahi peygambersin demiş. Çünkü bir insan bunu yapamaz. Evet. İşte demek ki şu anlaşılıyor. İnsanlar vermede insanlık ölçülerini zirveye çıkarıyorlar. Almadı diye. Veren insan o çok yüce bir. Bak dediği bu. Mesela diyor ki fiili söz ile kişi incitmedi, hak buyurmadığı işi itmedi. Ne fiiliyle ne sözüyle kimseyi incitmez diyor. Şimdi ben kendi hayatıma bakıyorum. Kardeşim sözümle, işimle, çocuğumu, eşimi incitiyor mu, kırıyor mu? Eğer kırıyorsam demek ki bir sorun var bende ya. Bir sorun var ya. İşte bunu ya keşke bunlar okunsa hocam. Aslında var ya. Evet. Mevlid'de bunlar okunsa. Yani bu işin nesi var bunda? Mesela şöyle bir şey söylemiş. Tanrı'nın adını zakirdi müdam, her ne haktan gelse şakirdi müdam. Şimdi ben buna baktım. Yani peygamberimizin adını zakir peygamber. Şüphe yok zaten zakirdir de. Ama haktan ne gelirse ona şükrederdi. Allah'ın adamı Allah'ın adını devamlı zikrederdi. Evet ve haktan gelene yani her şeyde şükrederdi. Çünkü biz şunu anlıyoruz buradan. Nerede bir felaket varsa bu felaketin sebebi zikirsizlik ve şükürsüzlük ya. Yani. O anlaşılıyor burada. Biz Allah'ı anmıyoruz. Her şeyi anıyoruz. Parayı anıyoruz, itibarı, makamı, mevkiyi anıyoruz, evleri, arabaları, abi sürekli anıyoruz bir şeyler. Allah'ı hiç anlamayacak vallahi. Şükür desen zaten yok. Yani o ortamda da kendimizi. Şimdi Mevlid, aha sana Mevlid işte buyur. Onlar okumuyor diye şimdi ben bunu niye eleştireyim? Yani mükemmel bir şey. Şimdi namazı anlatıyor. Diyor ki her kaçan kim bu namazı kılalar cümle gök ehli sevabını bulalar diyor. Aslında namazla ilgili buradaki beyitleri okusak namazı anlatıyor. Yani eğer gök ehli bütün melekut aleminin sevabını istiyorsan namaz kılacaksın. Şimdi şöyle bir şey hocam dörtlük var. İki tane beyit okuyacağım. Ey ana ümmet diye dava kılan daima davayı bir mana kılan ey ben onun da ümmetindeyim diyen manasız adam.
Yalan da söylüyorsun. Öyle bir iddiada bulunan kişi. Daima davayı bir imana. Manası dava olan adam. Adın ümmet. Ümmet işi sende yok. İşlerin vardır muhalif ana çok. Sen ümmetindenin diyorsun. Güzel diyorsun. Ama kardeş ona muhalefet ediyorsun. Yemeği beğenmiyorsun. Değil mi? İnsanları kırıyorsun. Şükür yok, zikir yok. Yani Mevlid'in Mevlid haricinde de okunduğunda insanların çok öğrenebileceği bir metin hocam, olduğunu görüyoruz burada. Hocam aslında yani biz ne diyelim buna? Bir yani fıkhın işte yani şimdi fıkıh ilmi hata yani kelamında, fıkhında, dini kaidelerinde, sosyal kaidelerinde, toplumsal kurallarında, aile mesela burada aile eğitimiyle ilgili mesela şimdi burada diyor ki muhalif işlerin var. Bak neymiş muhalif işte sayıyor. Ümmet oldur kim anın yolun vara, hak yoluna cümle varın vere. Ümmet kimmiş? Peygamber yoluna varacaksın. İki, bir de Allah için vereceksin kardeşim. Vermiyorsan ümmetim deme. Az evvel söyledik. Şimdi insafa gelelim cümlemiz. Ümmet içinde nemiz vardır nemiz. Yani biz ümmet içinde ne yerimiz var acaba? Mesela ben şimdi yani yarın mahşer günü peygamberimizle karşılaşacağız. Diyeceğiz ki ben senin ümmetindenim. He peki ne olarak ümmetindensin? Ne yaptın yani? Ümmetlikten olmak için ne yaptın? Ümmet isen anun ahlakını tut. Ta ki ümmetlik bula sende sübut. Mustafa işlemediğin işleme, işleyi sonra peşimanlık yeme. Evet. Şimdi bunlar nesi zararı ki bunların hocam? Yani bunlar okunsaydı. Tabii şu da var. Mevlid'i okuyan insanlar malumunuz estetik olarak, ses olarak, fonetik olarak en mükemmel sesli metinleri okuyorlar. Dolayısıyla ben şimdi burada bir sürü metin almışım. Mevlid'in aslında bir ideal insan formunu anlattığını, peygamberimizi merkeze alarak. Şimdi Muhammediye de böyledir. Delal-i Halet de böyledir. Müzekki nüfus da böyledir. Buralarda şimdi biz mesela Yunus Emre Hazretleri'nin İsaat-ı Nusriyesini hocam alıyoruz. Bu bir mesnevi diyoruz. Şimdi bakıyorsun diyor ki burada diyor şey anlatıyor. İşte ideal dervişleri anlatıyor. Nasihatler kitabıdır diyor. İyi nasihatler kitabı falan değil ki bu kitap. Orada Yunus Emre Hazretleri 6 meseleyi ele almış. Kibir, öfke, huşu diyor malumunuz. İşte tamah, bühtan, iftira, gıybet. Şimdi bu 6 tane temel duyguyu almış. Diyor ki bu 6 temel duygu insanı mahvediyor. Aynı zamanda günah olan şeyler. Evet. 6 büyük günah diyor. Daha doğrusu 6 büyük insana günaha yönlendirebilecek ruh halleri. Şimdi ben öfkemi nasıl yenebilirim? Gıybetle nasıl baş edebilirim? Mesela tamah, açgözlülük diyor. Açgözlülük bütün diyor şeylerin, günahların birincisi olarak ona göre açgözlülük. Yunus Emre her şeyi isteme, getirme. Evet ya yani, tamam. Dolayısıyla şimdi ben Yunus Emre Hazretleri'nin bu kitabını elime alacağım. Bir şey yani bir kişisel gelişim kitabı olarak okuyacağım. Kendimi geliştirmek için okuyacağım. Ben Mevlid'i alacağım. Mesela şimdi bir baktım Mevlid nerede okunuyor diye. Hocam nerede okunuyor? Hocam sözünüzü kesiyorum ama sizin bu 2-3 defa ısrarlı vurgulamanızdan sonra yarın öbür gün kişisel gelişim kitabı olarak Mevlid adlı eserlerle karşılaşacağız. Onu söyleyeyim. Hocam yazsınlar. Ne zararı var? Bence yemin ediyorum. Yani şimdi Shakespeare'in siz yazın hocam. Ben yazayım. Bak Shakespeare'in kitaplarını hocam çıkarıyorlar ya. Ya Shakespeare nasıl okuyor? Diyor ki Mahbet'i yayınladılar biliyorsunuz. Ön sözüne baktım. Diyor ki sevgiline söyleyecek söz mü bulamıyorsun? Shakespeare'in şu sonrasını kullan. Bak diyor ki ama biraz da popülerleştiriyor ha yani. Şu ama mesela diyor ki evlatlarının diyor nankörlüğünden şikayetçi misin? Kılar Lili'nin şu sözlerini söyleyebilirsin. Hocam yani bizim hangi anlarla ilgili neye ihtiyacımız var? Şimdi şeyin dediği Cahit Sarıfoğlu merhumun dediği siyer okusak her gün eskiden biliyorsun tefeül yapıyorlar hocam. Evet. Tefeül diye bir şey var. Mesela sabah kalkıyor. Ben kalkıyorum sabah. Kur'an-ı Kerim açıyorum. Bir sayfa okuyorum. Duruma o gün o günkü durumu kurtarıyoruz yani. O ayetlere göre tamam ne yapacağım? Ne çıkacak karşıma? Ya da bir niyetim var. Bunu yapayım yapmayayım mı? Kesin bana bir cevap geliyor bir yerden. Böyle şeyler yaparlar. Yani siyer okumak da budur. Şimdi biz
Dolayısıyla herhangi bir işimizde hocam aslında mevlid, cuma günleri hep malumunuz minberde okunuyor. Yani hatip hutbeden sonra okuyor ya, arada okuyor yani. Sallu aleyhi ve sellimu teslima diyoruz orada. Yani bir ayet okuyor orada. İnna Allah'a ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Allah ve melekleri peygamberi yusallıyor diyorlar. Siz de yusallıyor edin. İşte anın. Mevlid bunun açılımıdır sonuçta. Yani. Açılımıdır. Ve şimdi Süleyman Çelebi acaba dedi mi ki bunu törenlerde okuyun? Hayır. Doğumda okuyun, ölümde okuyun. Öyle bir şey yok tabii yani. Elbette o yani o sözünü ettiğiniz o fetret dönemindeki bir boşluğu tabii, bu tabii, alanda çok, gördüğü bir evet, boşluğu evet, doldurmak amacıyla evet, talim-i ruhu Gelibolu halinin deyimiyle. Talim-i ruhu kussi ile söylemişti. İle söylemişti. Evet. Yani Gelibolu hali diyor ki, şimdi Gelibolu hali değeri dinleyenler. Yani bizim en büyük mütefekkirlerimizden, şairlerimizden, tarihçilerimizden. 16. yüzyıl. 16. yüzyıl. Kanuni Sultan Süleyman'ın da şiir danışmanı diyeyim. Yani saraya gelen şiirler önce şiir müşaviri. Müşaviri. Yani önce Gelibolu Ali okurmuş. Daha sonra saraya takdim eden yani çok kendi büyük bir şairdir. O diyor, o diyor ki güya ki talimi ruhu kutsu ile söylenmiştir. Şimdi bir de Gelibolu Ali de böyle çok rivayette göre çok da mağrur bir insanmış. Kimseyi beğenmiyor ama Mevlid karşısında kalmış adam. Yani bunu bir insan söylemiş olamaz diyor. Buradaki cümle bu. Bu nasıl bir şeyse, hı, sanki kutsal ruhun terkinleriyle söylenmiş gibi bir hava var. Bunu Gelibolu Ali diyorsa az bir laf değil hocam. Yani az bir söz, hı, değil. Şimdi şu da var hocam. Ben Yahya Kemal'in malumunuz 50. vefat yıl dönümünde Üsküp'e gitmiştik. 2008 yılındaydı. 2008. Yazarlar Birliği, ben şimdi mitoloji çalıştığım için doktora tezim malumunuz. Ben dedi ki Mehmet Doğan hocamız sağ olsun. Ya siz de dedi ya Kemal mitolojisiyle ilgili bildiri sunun. Gittik Üsküp'e. Üsküp'te şimdi camiye gittik. Mevlid okundu. Oradan çıktık. Mevlid okundu. Hep Mevlid okunuyor Üsküp'te. Dedim ki orada bir de Yahya Kemal'in akrabalarla tanıştık. Bir konakta beyefendiyle. Dedim ya siz dedim bir de çocukların isimlerini sordum hocam. Orada çocuklar oynuyor. Şimdi acaba Hristiyan mı Müslüman mı anlamadık. Anlamanın yolunu bulduk. Selamünaleyküm diyoruz. Aleykümselam Müslüman kes. Ya selamı niye çevirmesek ettin anladım orada. Birileri oturuyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam diyorsa kesin Müslüman diyoruz. Ondan muhabbet edebiliyorsunuz. Şimdi çocuğa dedim ki sizin adınız ne? Ayşe işte Fatma Zehra. Çocuğa diyorum senin adın ne? Ahmet, Muhammed, Mustafa. Üç isimliler. Ve hepsi de klasik isimlerimiz yani. Biraz sonra şey geldi, bir beyefendi geldi. Çocukların babasıymış. Dedim ki, dedim beyefendi maşallah dedim. Ya çocukların isimleri tuhaf, hep üç isim falan. Dedi ki bana, hocam dedi bu komünizm devrinde bizi iki şeyleri korudu. Bir mevlid korudu dedi, ona karışmadılar. İki dedi isimlerimizi. Asla yeni isim koymadık. Ya yani sen Ahmet'sin, Muhammed'sin, Mustafa'sın, sen Ayşe'sin, Fatma'sın, Zehra'sın. Bitti yani. Dedik. Tamam mı? Bu isim, ben bunu Bosna Savaşı'nda anladım. Bosna Savaşı'nda malum bir kızımız televizyonlara çok meşhur olmuştu. Ya benim Sırp sevgilim vardı diyor. Bir gün bana dedi ki diyor sen adın Fatma. Olsun. Sen Müslümansın. Ama diyor ben de Müslüman diye bir şey yoktu yani. Sadece adım Fatma bu kadar. Ben Fatma'nın ne olduğunu diyor o Sırp sayesinde anladım sağ olsun diyor. İsimler ve Mevlid bizi korudu diyor. Evet. Malumunuz Nazım Hikmet de hocam gizli gizli gelirmiş Rusya'dan Bulgaristan'a Mevlid dinlermiş. Malumunuz o camiye gelirmiş. Bunu şey anlatıyor o neydi bir hatıraları var ya bir Bulgar. Şimdi ismi, hatıralarını yazıyor. Gizlice, gizlice gelirmiş Nazım Hikmet Bulgaristan'a veyahut da Romanya'da neyse Müslümanların o yerde. Varna'da. O gece yukarı çıkar gizli gizli Mevlid dinlemiş. Yani malumuz bizim Halide Edim'in de kitaplarında Mevlid'le ilgili çok müthiş bölümler var. Evet o konuya geleceğiz ama işte belli bir dönemden sonra da o işte Kur'an'ın Türkçe okunması evet, meselesi tartışmaları yapıldığında İşte Mevlid'e de Kur'an-ı Kerim'in yerine ikame etme
yaklaşımları da oldu Türkiye'de. Yani en azından 30'lu 40'lı yıllarda. Ama artık kabul görmedi elbette. Hocam oldu böyle. Ama malumunuz Atatürk için de Mevlid yazıldı. Evet. İnönü için de Mevlid yazıldı. Yani Mevlid de daha sonra yazıldı. Onlar için de yazıldı. Yani her ne kadar öyle yapmaya çalıştırsalar da. Şimdi ama şöyle bir şey de var. Bizim toplumumuzda mesela bir arkadaşımız araştırma yapmıştı. Yani Müslüman Türkler içerisinde sadece Mevlid kitabı, şu kitabın içerisinden kaynaklanmış 60'a yakın insan ismi var. Yani ben bazılarını böyle almıştım. İşte Amine, Sadef, Dürdane, Berk, Nagihan, Dilber, Mahpeker gibi. Mevlid'deki şiirdeki kelimelerden toplumumuzda 60'a yakın insan ismi oradan çıkmış yani. O kadar ruhumuza metin işliyor ki bir taraftan. Bir taraftan da bütün bu kutsal törenlerde okunmuş bu kelimeler tekrarlanıyor. Mesela şimdi benim annem okuma yazması yoktu. Ama babam da ilkokula falan gitmemiş. Yani böyle işte. Yıllar sonra diploma. Ama babam klasik ilimleri bilen bir insandı. Şimdi evde hocam mesela biz çok kardeştik. Şimdi babam evde bir şey okurdu. Aşıkta keder neyler, gam halkı cihanındır. Koma kadehi elden söz piri muganındır. Ne okuyor anlamazdım o zaman. Daha sonra ilme seyince anladım. Şeyh Galip'in müsettesini okuyormuş. Yani tedbirine terkiyle takdir hüdanındır. Evet. Sen yoksun o benlikler vehmi gümanındır evet. diye muazzam bir tevhiznamedir biliyorsunuz. Onu okuyormuş. Ben ha şunu anlayayım. Babam ne kadar şiddetli bunalmış ki bir beyit okuyor. Yani onu yani aşıkta keder neyler, gam halkı cihanındır. Aşıklara keder meder diye bir şey olmaz ya. Bu gam, keder, bu vatandaşın işidir bunlar, halkın işidir. Onu okuyor, o beyitle sıyrılmaya çalışıyor. Kişisel gelişim dedim bu hocam. O beyti okuyor. Ben anlıyorum ki babam beyti okuyorsa çok büyük bir sorun var. Oradan çıkamıyor. Çıkamıyor, beyti okuyor. Beyti okur, biraz sonra rahatlardı. Bir gün baktım annem de okuyor. Hasbel vekil gibi. evet. Bir gün baktım annem de okuyor. Babam yaşlanınca bir sefer bu beyti okuyacak unuttu babam. 80 küsur yaşında. Baktım annem okuyor. Dedim anne sen ne yapıyorsun ya? Benim annem okuma yazma bilmiyor ama Şeyh Galip'ten müseddes okuyor. Yani çok enteresan. O, evet hocam. Çünkü yani nasıl... ordunun bir köyünde oluyor bunlar. Evet ordunun köyünde. Dedim anne sen nereden biliyorsun? Ezberledim baban okuyor okuyor diyor. Babam okuyor ya. Annem de orada duyuyor diyor. Ezberlemiş. Evet. İşte annem şimdi Mevlid'de bir beyt okur sana. Nerede alakası var? Çünkü... Hani başta demiştiniz tabii. aslında yani bu alimlerin de bildiği, köylülerin de bildiği tabii. bir şeydi. Şifahi olarak zaten toplantılarda okuna okuna bir şekilde ezberliyorlar. Dilden dile geçiyor. Rahmetli ninem bir başlardı dua etmeye. Amine annemiz diye bir başlarda arka arkaya gelirdi. Şimdi ben zamanla bu metinleri okuduğumda aslında bu metinlerin bir şekilde Anadolu'ya da nasıl yansıttığını ya da işte onların zihninde nasıl perçinlendiğini gördüm. Yani o yüzden şey çok kıymetliydi, ortak kitap meselesi. Ortak kitap. Aslında söylediğiniz ortak kitap. Yani bu ortak kitap her ne kadar tanzimatla bozulmuş gibi görünse de yine o zihinde tıpkı Balkanlarda olduğu gibi kaldı. Yani nasıl o tanıştığınız kişi biz çocuklarımıza verdiğimiz ismi değiştirmedik, Mevlid'i değiştirmedik, bu bizi korudu. Bizde de insanların zihninde yani bu cenknamelere kadar ya da ariflerin menkıbelerine kadar hepsinde ortak ezberler vardı. O ortak ezberler belki şimdi azalmaya başladı sanki hocam. Yani evet tanzimatla o dönemle ilgili bir darbe var. Yani kitaplar kalkıyor ortadan. Çünkü kalkmasa bile yenileri geldi. Bir de şimdi modern yani insan ortamı kalmadı. İnsanların bir araya geldikleri evet. ortam kalmadı. Yani şimdi düşünüyorum mesela biz çocukluğumuzda yani her gün demeyeyim de yani her hafta bir mevlit olurdu çeşitli sebeplerle. Tabii. Camide evet. Şimdi mevlit okunuyor mu? Yani evlerde, camilerde, şurada, burada çeşitli sebeplerle bu kadar sık okunmuyor yani. Şey var hocam işte kadınların toplantıları var ya da diyelim ki bazı adını işte sonradan duyduğunuz tarikatların toplantıları falan onu duyuyorsunuz. Yani oraya gittiler işte bilmem efendi çağırdı hocam, falan. Hocam şu var şimdiki toplantılara hep para istiyorlar. Mevlid'de verilirdi alınmazdı. Mesela Mevlid'e gidersin. Gönül kasesi dolardı. Tabii orada. Şimdi Mevlid'e gidersin ruhen arınırsın zihnen arınırsın oturma adabı yeme içme adabı büyük küçük adabını bir sürü şey öğrenirsin. Yani evet. hayatın içinde öğreniyorsun bunları. Bir insan öğretmiyor bunları. Adap diye bir şey var, öğreniyorsun. Ama bir taraftan da
En güzel yemekleri yiyorsun, en güzel tatlıları yiyorsun, en güzel börekleri yiyorsun hocam. Harika şerbetleri içiyorsun evet. Ya. Yani verilen mecliste, şimdiki alınan mecliste. Hocam ne güzel, programımız su gibi gidiyor. Vallahi evet. Ağzınıza sağlık. Bu Mevlid geleneğinin divan edebiyatında bir yansıması olarak naat yazma tabii. geleneğini görebilir miyiz? Bu konuda da düşüncelerinizi almak isteriz. Yani naat diye özel bir tür söz konusu divan edebiyatında evet. ve hemen hemen de herkesin naat yazma gayretinde olduğunu da görüyoruz değil tabii, mi? Tabii hocam, az evvel bahsettiğim o türler yani evet. peygamberimizi merkeze alan türler onları az evvel bahsettim. Yani sadece naatler değil işte mesela elif nameler, işte gevher nameler, dolap nameler, Esma-i Nebi, peygamberimizin ismini atan şiirler var. Mesela Siret-ül Nebi, Mucizat-ı Nebi, peygamberimizin mucizelerine özel anlatmış türler var. Şimdi şu var, mesela naat yazmayan kişiyi zaten şair kabul etmiyorlar. Yani Sezai Karakaş diyor ya, peygamber insanın ufkudur, şiirin ufku da naattir diyor. Yani evet. siz naatiniz yoksa zaten şair değilsiniz. Evet. Şimdi mesela bazı şeyler var, işte Baki'nin diyor divanında naat yoktur. İşte yazmamıştır falan. Böyle garip şeyler var kardeşim. Nabi'nin Baki'nin meali bir yakın diye müstakil bir siyer kitabı var. 650 varak. 1300-1500 sayfa tutar bugün ya. Müthiş bir şey ya. Onu bir okusan. Bir Türkçe var orada. Yani bir okusanız hala tam Türkçe aktarılmadı. Çalışıp uğraşıyorlar ama yani kısmen çevrilmiş böyle. Peygamberimiz ya Mevlid gibi ama nesir. O kadar güzel Türkçe anlatıyor ki. Şimdi siz yani mesela Fuzuli'nin Sukastesi. Evet. Mesela işte Naatların Zirvesi veya Şeyh Galib'in şiiri veya işte Sakın Terki Edepten Kuyu Mahbu Hüdadır bu Nabi'nin o gazeli. Naati peygamber sevgimizin ifadesi olarak Türklerde kendileri naat şairler yazmışlar. Hatırlarsanız veya Kemal'in çok güzel bir şeyi vardır. Şiir toplumun diyor Osmanlı'da zirvesindedir. Herkes ona yer ayırır. Hakkak taşlara oyar. Kitabı olarak caminin girişine şiiri asar. Çeşmenin başına şiir asar. Sade bir görüş yazısındaydı değil mi o? Değil mi? Evet, evet çok güzel. Çok güzeldir. Hattat diyor yazar, kitapları geçirir. İşte hilye olarak yazarsın, duvarlara asarsın. Toplumda şiir her yerdedir. Evet. Mesela şimdi derler ki Osmanlı'da işte iktidarın bir şiiri vardı. İktidar, ya iktidarın yok, şiiri yok, şiirin bir iktidarı var. Hocam şiirin iktidarı doğru. Şiirin iktidarı var. Çünkü toplum karşısında bir de şunu bilmemiz gerekiyor. Türkler de mesela Dede Korkut'a baktın. Biz Dede Korkut'u okumadan bana göre bizim milletimizi, toplumumuzu anlayamayız hocam. Yani Dede Korkut'u alacağız şimdi Türkler kimdir? Kim diler daha doğrusu? Kim derken kim diler? Şimdi dün geçen bir haber vardı. Urfa'da veya Diyarbakır'da veya bilmem nerede, Antep'te bir tane adam işte karım yine kız doğurdu diye karısını öldürmüş ya. Haber var. Ya kimisi işte kız diye olmadı diye kovuyor bilmem ne diyor. Ya şimdi sen Dede Korkut kitabını hocam şimdi bakıyorsun. Ya böyle bir durumda ne yapılır? Çocuğu yok şimdi ne yapılır? O Dede Korkut'a bakıyorsun. İşte Boğaçhan, Dirsahan biliyorsun. Dirsahan geliyor. Toplumun şifreleri var ya hocam bak orada. Şimdi Dirsahan biliyorsun Hanlar Hanı, Dirsahan'ı kara çadırı oturtuyor. Çocuğu yok diye. O da öfkeleniyor. Gidiyor diyor ki hanımına niye bizim çocuğumuz yok diyor. Sinirleniyor karısına. Bağırıyor, çağırıyor. Şimdi bu durumda kadın ne yapması lazım? Bu metin bize diyor ki, kadın da diyor ki Dirsahan'ı karısı, bana ne bağırıyorsun diyor ya, ne bağırıyorsun? Git diyor, deveden aygır kestir. Değil mi? Deveden buğra kestir, attan aygır kestir. Git diyor, açı doyur, çıplağı giydir. Borçlunu borcundan kurtar. Belki diyor, bir ağzı dualı sayesinde Allah bize çocuk verir diyor, ne bana bağırıyorsun diyor. Deyince, Dirsahan bir utanıyor ki ya. Gidiyor hocam. Gidiyor. Hemen işte develeri kestiriyor, atları kestiriyor, etleri yiyor falan.
Ondan sonra diyor ki Allah diyor bir ağzı duanın sayesinde Dilsahan'a işte boğaçı veriyor. Boğaçhane veriyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bana diyor ki Dede Korkut hep böyle. Bir şey istiyorsun ya hocam. Ne istiyorsun? Türklerin örfü şu orada. Bir şey istiyorsan Allah'tan isteği olan birinin isteğini gidereceksin. Yani önce açlığa doyuracaksın. Tamam mı? Duanın şeyi. Dede Korkut ritüeller. Açı doyur. Çıplak giydir. Boşluğunu boşluğundan kurtar sonra dua et diyor. Ayıbını örtülsün istiyorsan git başkasının ayıbını ört. Heh gibi. Mesela bu metinler. Şimdi sen Mevlid'i oku. Aynı şeyi orada görüyorsun. Yani ne yapmam gerekiyor? Benim şimdi millet olarak bir şifre bulmam lazım. Yani benim şifrem nedir? Bunu böyle yapmam lazım. Evet. Onlar buradan çıkarılması lazım. Mevlid kitabını alacağım. Onun için ben yanlış anlaşım. Kişisel gelişim rehber derken. Yok işte hocam Ares, onu yaparlar. Ares Karar gibi söylemiyoruz. Yani onu... O da olsun hocam. Olsun. Hocam şöyle bir şey var. Yani metinleri güncellemezsek insanlar okumuyorlar. Evet. Şimdi malumunu siz daha iyi biliyorsunuz. Yani Shakespeare'i, işte Molière'i ilkokul çocuklar için güncelliyorlar, ortaokul için, evet, lise için. Ya nasıl kitaplar yapıyorlar? Ve biz bunları şimdi Mevlid'i bıraktık. Bu kitabı şimdi ya kim nasıl anlayacak? Abi önünden şey özünden uzaklaşmamak kaydıyla sizin evet, çarpıtmamak kaydıyla elbette yapılabilir. Ya yani ortaokul çocuklarımıza biz Mevlid'i vermemiz lazım. Arkadaşlar bir Mevlid diye kitap var. Kurtuluş kitabı. Kurtuluş diyor. Bir Mevlid'den bir bölüm seçeceğiz. Hani neyse öyle ortaokul lise adam Shakespeare yapıyor ya. Jack London'ı yapıyor işte ortaokula indiriyor. Niye? Çünkü bunlar o bağı koruyorlar hocam. Bunlar önemli metinler. Bunları çektiğin zaman... Ama diyeceksiniz ki o çocuğa büyüyünce bunun tamamını okunman gerekiyor. Muhakkak da o zaten okuyacaktır. Merak ediyorsun. Ama hocam önünden gitmek lazım. Aslında dediğiniz doğru. Ben ortaokullara derse giriyorum. Çocuklardan ilk başlarda şey istiyorum. Yani Türk şiirinden her hafta iki şairi bilmemiz gerekiyor diyorum. Evet. Ödevlendirme yapıyorum. Ve çok dokunaklı dönüşler alıyorum. Bana çok dokunuyor. İşte Yunus Emre ile başlıyorum. Karacaoğlan'la, Pir Sultan Abdal'la devam ediyorum. İki haftadır o kadar tatlı şiirler geliyor ki çocuk gitmiş yani çok Allah güzel tarafından o kadar güzel şiirleri seçmiş gelmiş. Çok ben güzel artık evet, normalde 10 dakika ayırdığım şey bir ders gidiyor. Evet. Sen de oku, sen de oku dediğimde yani çocuk seçmiş getirmiş. Şuradakilerden farkı yok. Biraz önce Süleyman Çelebi'de okuduğunuz yani tırnak içinde kişisel gelişim dediğiniz ruhsal o dünyayı açıyor. Çocuk onu yakın bulmuş. Dedim ki sevdiğiniz, beğendiğiniz bir tanesini. Evet bazıları ilk sayfada düşeni yazmıştır ama. Olsun hocam. Yani evet, ben çok sevdiğim şiirleri tekrar tekrar orada dinliyorum. Yani bir genişleme oluyor içimde. Hocam. Ve muhtemelen o çocuğun da önüne bir kapı açılıyor. Hocam şimdi Muhittin Arabi Hazretleri biliyorsun şunu söyler. Yani hani batıda, batı düşüncesinde tabula rasa diyoruz ya boş levha evet, diye. Muhittin Arabi Hazretleri'ne göre yani bizim düşüncemize göre şimdi Batılılar, insanlar bir şey bilmeden doğarlar diyor ya, işte tabula rasa böyle boş levha. Muhittin Hazretleri diyor ki, hayır insan her şeyi bilerek doğar. Bilerek doğar. Bildiği şeyle karşılaştığında o olduğunu anlar. Yani şöyle, şimdi mesela şimdi Batı düşüncesine şu, bunu soruyor, çocuk soruyor bu nedir diye. Ben diyorum ki bu kalemdir. Çocuk diyor ki ha bu öğreniyor kalemmiş. Ama bizde şöyle, çocuk soruyor bu nedir diye. Ben diyorum ki bu kalemdir. Çocuk diyormuş ki ha kalem buymuş. Anlatmışlardı bana, söylemişlerdi dercesine. Tabii, yani kalem unutmuş çünkü, kalem buymuş, bu şu demektir. Bizde öğretici kişi, yani öğretmen müzekkirdir, hatırlatıcıdır, muallim değildir. Şimdi muallim kılığına girince karşıdaki mesafe artıyor. Hayır, biz müze hatırlatmaya geldik. Evet. Arkadaşlar, unuttuğumuz, mesela Mevlid gibi metinler bize sürekli bir şey hatırlatıyor. Çünkü... Hı. Hocam Allah... Her defasında da farklı şey hatırlatıyor. Evet şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki peygamber için müzekkir, fezekkir, innema ente müzekkir. Ayeti hatırlat, sen bir hatırlatıcısın diyor. Şimdi Mevlid okuyorum ya, bu bir hatırlatmadır. Evet. Unutuyor insanlar yani bilmiyor. Bir ortama bir giriyor, Mevlid'deki ruhani bir ortama giriyorsun. Ayet okunuyor, Mevlid'den okuyor bir şey yok. Bilemezsin ki nasıl etki ediyor. Ben Mevlid'i ezbere okumuştum, çocukluğumda ezberlemiştik yani. Bütün kitabı baştan aşağıya. Bu hatırlatmayla beraber insanlara, çünkü hafızaya beşer nisanla malur. Çocuk ruhu, Muhittin Arabi Hazretleri'ne göre o kadar saf ve temizdir ki gökten, ona yansıyan şey lekesiz ve temiz ve saf olandır.
bize yansımıyor. Biz kirliyiz ya. Yani bizim günahlarla ruhlarımız, aynalarımız, kalplerimiz kirlenmiş. Dediğiniz çok doğru. Çocuk bir şiir seçer. Diyorsun oğlum nasıl seçtin bunu? Çünkü o seçmiyor. Onun kalbi seçiyor. Safı bulur yani. Biz vallahi safız. Çoğu da beni kalpten vuran şiirler. Bugüne kadar okuduklarım içerisinde. Çok doğru hocam. Ortaokul öğretmenlik yaptım ben. Aynen dediğiniz gibi. Liseye geldim birazcık böyle karışıyor. Üniversitede bulaşıyor. Hocam vaktimiz daraldı. Vaktimiz daralıyor evet. Yani toparlayabilirsek mutlu olurum. Çünkü son bir dakikada küçük bir film tanıtımı. Evet. Hiç yani 10 dakikadan önce bitmez bu program. Hocam yani o zaman tam dakikayı söyleyeyim. 5 dakikamız var. Tamam 5 dakika. önce Osmanlı döneminde bir saray protokolüne girdiğini söylemiştiniz. Evet. Kanuni'den 3. Murat'tan evet. itibaren. Osmanlı döneminde saray tarafından nasıl Mevlid Kandili idrak edilirdi? Onunla ilgili bir gravürümüz var. Bu konuda yapılmış gördüğüm tek gravür de bu. Öyle 1787 ya. Tarihli. Arkadaşlarımız onu evet verirlerse ekrana da yansıtılırsa ekrandan anlatırım. Bu gravür 1787 yani 1. Abdülhamid'in saltanatı zamanında Sultanahmet Camii'nde Sultanahmet Camii'nde icra edilen Mevlid Kandili'ni idrak edilen Mevlid Kandili'ni anlatmaktadır. Çok güzel. Ve bir padişahın da katıldığı bir törendir bu Mevlid Kandili. Ve genelde de Osmanlı'da Mevlid Kandilleri Sultanahmet Camii'nde icra edilir. Kadir Gecesi de Ayasofya'da icra edilir. Tabii büyük bir alayla padişah Topkapı Sarayı'ndan çıkar ve bütün hazırlıkların yapıldığı, kimin nereye oturacağının belli olduğu bir törendir bu. Ve tören sonrasında da Mevlid Kandili bittikten sonra da sağ tarafta saray ağalarının ortasında tabaklar, tablolar görüyoruz. O tabloların içerisinde de Mevlid sonunda Mevlid okuyanlara, o camide bulunanlara şeker dağıtılır. He, hani bizim çocukluğumuzda da evet. hala yapılan o Mevlid sonrasında şey içerisinde kağıt içerisinde lokum olurdu. Kağıt içerisinde lokum olurdu, şeker akide alırdı. Şekerleri olurdu. Evet. Ve çoğunlukla da onun için Mevlid'e giderdik tabii ya. Tabii hocam çocuklar. O gelenek çok eski. Çok eski. Yani buradaki o eski olduğunu gösteriyor. Mevlid kandillerinde camilerde şeker dağıtılması Osmanlı'dan kalan Osmanlı bir saray adeti olarak uygulandığını bize gösteren önemli bir gravürdür bu. Diğer önemli konumuz Twitter'da da duyurdum. Epey ilgi çekti. Mevlid okunması kimler için yapılır? Elbette Müslümanlar için yapılır ama 1951 yılında Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi yardımseverliğiyle tanılan ve bütün dünyada saygı gören Evo Perón için Evita olarak nitelendirilen Evo Perón için Şişli Camii'nde 9 Aralık 1951 tarihinde bir mevlid okunmuş. Evo Perón çok sevilen yani dünyada çok sevilen saygı gören bir kadın yardımseverliğinden dolayı ve orada bulunan hatta Buenos Aires'e de bir cami yaptırmış Evo Perón. Orada bulunan bir iş adamı, Kadri Türkmen isminde bir iş adamı, Evo Perón amansız bir hastalığa yakalanınca ona şifa niyetiyle İstanbul'da bir mevlid okutuyor. 9 Aralık 1951 tarihinde. Bu olaydan da beni meslektaşım Fatih Tığlı haberdar etti. Hocam bunu da kullanabilirsiniz diye. Ve böyle bir mevlid gerçekleştiriyor. Cuma günü, 9 Aralık Pazar günü öğle namazını müteakip bu mevlid Şişli Camii'nde. O zamanlar yeni açılmış olan Şişli Camii'nde. Gazete haberine baktığımızda mevlid anlar mevlidleri okuyor. Beyoğlu müftüsü de mevlide katılıyor. Muhammed Necati Gönül
o zamanlar. Şeyin babası. Behçet Necatigil'in babası. Şair Behçet Necatigil'in babası da Beyoğlu müftüsü o zamanlar. Arkasından Mevlid'e Arjantinli kadınlar da katılıyor. İslam anaannesine göre ayakkabılarını çıkarıp başını örterek camiye gelmiş olan Arjantinli kadınlar camide bir kenarda ayakta durmuş ve duayı takip etmişlerdir. Arjantin Büyükelçisi Kadri Türkmen'i arayıp teşekkür ediyor böyle bir mevlid için. Ve nihayetinde de basın, yayın ve kamuoyunda da dikkatle takip edilen bir olay haline gelmiş Eva Peren için. Çok enteresan. Mevlid sosyolojisi açısından da ilginç bir hocam olay. Samsun'da Nazik Met için mevlid okutuluyor camide. Öyle mi? Ve Nazik Met ölünce okutuyorlar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Programımıza katkılarınızdan dolayı Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ali Şükrü Çoruk hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hele son sürpriz çok eğlenceli. Evet. Yani bilmiyorum hoş oldu. Bir hoş incelik. Medeniyetimizin yani incelikleri. Evet, güzel. Yani. Sevgili seyirciler, bugün program aslında yarım kaldı farkındaysanız. Biraz eğer hakikaten ben Dursun hocamızı özellikle pek bölmek istemedim. Allah razı olsun. Bizi yarına hazırladı. Mevlid-i Şerif'iniz şimdiden mübarek olsun. Hayırlı olsun efendim. İyi haftalar diliyorum.